değerli katılımcılar. Bugünkü webinarımıza hoş geldiniz. Sayın Sercan Bahadır ve Yakup Güneş bizlerle birlikte olacak. Çok değerli konular üzerinden çalışmalar yapacağız. Böyle bir aktif bir şekilde webinarımızı sürdüreceğiz. Bir sunumla başlayacağız. Öncelikle bu etkinliğe göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Sercan Bey ve Yakup Bey, buyurun başlayalım. Sözü size verelim. Merhabalar. Öncelikle teşekkür ederiz. Aslında daha önce de bu dernek faaliyetine katılmıştık. Orada da farklı konuları evrende değerlendirmiştik. İkinci kez davet ettiniz. Teşekkür ederiz. Umarız geçenki bu da keyifli bir ortamda Rica ederim. gümrükle ilgili konuları konuşuyor oluruz. Kısaca ben kendimi tanıtayım. Sonra bir Yakup'un bir kendini tanıtmasını sağlayalım. Evet, Sonra da bir lütfen. kısa bir sunumumuz var. İnteraktif olursa hep birlikte konuşabiliriz. Sercan Bahadır benim adım. Örsan Yanık'ta şirket ortağı olarak görev yapıyorum. 11 yıldır özel sektördeyim. Bunun öncesinde bir 8 yıllık devlete gümrük müfettişliği görevim var. Aslında ondan önce de başlayan bir araştırma görevliğim var. 99'dan beri aslında markette bir şekilde benzer işleri yapıyor durumdayız. Örsan Yanık tabii bağımsız bir denetim şirketi. Tabii biz vergi bölümünün altında, dolaylı vergilerin altına yer alıyoruz. Ağırlıklı olarak denetim danışmanlık veren bir tarafımız var. Ama ciddi anlamda da eğitimdir, webinardır. Bu konularda da aslında markete yer almaya çalışıyoruz. Yakup istersen sen de kendini bir tanıt. Tabii usta. Teşekkürler. İsmim Yakup Güneş. Sercan Bey'le birlikte çalışıyorum. Onun ekibindeyim. Direktör olarak görev yapıyorum. Ben de aslında kariyere devlet tarafında başlayıp özel sektöre geçen kişilerden birisiyim. Gümrük İdaresi'nde 6 yıl müfettişlik yaptıktan sonra EY'a katıldım 2012'de. İşte ne oluyor? 10. yılım. 10 yıldır Evet. EY'dayım. Bu arada bir de ben hukuk bitirdim. Dışarıdan okuduk ve avukatlık ruhsatımı aldım. Dolayısıyla gümrük ve hukuku birleştirip gümrük ihtilafları alanında çalışıyorum ki bugünkü webinarımızın konusu da bu. Umarım faydalı bir etkinlik olur deyip ben sözü size bırakıyorum Evet. Yaşar Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Burada tabii şu an kafalarda belki sorular da vardır. Tabii o malum soruyu da soracağım size özellikle. Şimdi memuriyetten özel sektör geçişi. Buradaki o soruda mesela böyle başlayabiliriz. Ne Evet. dersiniz? Buyurun. Tabii. İşte ben katılımcılara bakıyorum. Hani bakanlıktan da katılanlarımız var. İsimleri tanıdıklarımdan. Egemen'i görüyorum. Şu an hızlı bir şekilde baktım. Evet, Egemen Bey. Tabii şöyle bir şey var. Tabii genel anlamda özel sektör kapıda 2010 aslında benim ayrıldığım yıl mesela. Tabii Yakup benden işte 1,5 yıl sonra ayrıldı. Tabii bizim ayrıldığımız yıllarda çok az örnek vardı açıkçası. O zamanlar tabii direkt böyle 10 yıldan önce ayrılmak konusu çok tartışılırdı. Neden 10 yıl önce ayrılıyor? İşte müşavirlik ruhsatı alıp müşavirlikle ilgili o belgelerin Evet. alıp konusu. Biz o zaman tabii danışmanlık tarafları çok yoktu ama şunu hep düşünmüştük. Bir denetim danışmanlık firmalarında bu tarz danışmanlık işleri yapılabilir mi konusuna çok odaklanıyorduk o zaman. Tabii maliyede bu çok yaygın. Hani gümrükte çok fazla danışmanlık kısmı o dönem çok gelişmemişti. Aslında biz biraz o kısmı için odaklanmıştık. O yüzden de önce tabii ki gümrük müşavirliği mesleği önemli. Müşavir ruhsatı gerçekten önemli. Güçlü de bir meslek, önemli bir meslek. Ama biz biraz daha danışmanlıkta kalarak bu işi yapılabilir miye hep odaklanınca o dönem bir karne değil de daha ziyade danışmanlıkta bu tip işte kurumsal, bağımsız denetim şirketlerinde bunları yapmak düşüncesi vardı. Nitekim 2010'da öyle başladık. Tabii bizim gibi yapılarda hani danışmanlık tarafı biraz daha böyle katı kuralları olan, işte kanunlara sıkı uyma zorunluluğu olan yapılar. Hani kendi işte çok ciddi bir Arthur Anderson'dan gelen bir geleneğe sahibiz. Malum Arthur Anderson'da ciddi bir problemden dolayı şirketin hani bir problem yaşıyor. Yeni işte Avrupa Evet. kısmı Ernst & Young'da birleşiyor. O yüzden de aslında biraz müfettişlik mesleğine yakın bir iş yapar durumdayız. O yüzden daha kontrollü, daha güçlü bir mevzuat takibi gerekiyor burada. O yüzden hani adaptasyon anlamında çok zorlandığımız söylenemez. Hani mesleki anlamda onu söyleyeyim öncelikle. Yani düşünen arkadaşlar için de özellikle şu an hani özel sektörü düşünen şu an devlette çalışanlarda da hani bu tip kurumsal firmalar belki de en rahat çalışabilecekleri ortamlar var.
Hani birçok kurumsal firmayla çalışıyorsunuz. Tabii insan mesleki anlamda da hani özel sektördeki firmaları tanımıyor tabii. Müfettişlik yapıyorsunuz. Genelde hep uğraştığınız genelde profiller ya yani gümrükle alakalı sorunlu firmalar oluyor. Sanki tüm firmalar acaba öyle midir? Psikoloji çok oluşurdu. Ama hiç öyle olmadığını hani sizler de yaşar ve yaşıyorsunuzdur yaptığınız meslekten dolayı. Şu anda katılımcılardan da muhakkak vardır bu anlamda. Tabii kurumsal firmaların güçlü bir compliance uyumluluk hani özellikle yabancı firmaysa yerel mevzuata uyum konusunda çok güçlü bir irade göstermek istiyorlar. Biz bir nebze o firmalara aslında bunları anlatıyoruz. Hani mevzuatı anlatıyoruz. Karışık aslında bizim mevzuatı yaptığımız işlemi. O yüzden ilk zaman tabii zor oluyor ama yıllar geçtikçe anlıyorsunuz ki aslında devlet gibi 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi yaptığınızı düşünüyorsunuz. O yüzden artık masanın iki tarafı cümlesinden çok masa bir tane aslında. Hep birlikte oturuyoruz aslında. Bu ülkenin menfaatlerini daha yukarı arttırmaya çalışıyoruz özetle. Evet, çok çok doğru bir tabir oldu tek masa. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz Yakup Bey bu konuda? Yani benim yaşadığım tecrübeler şunlar oldu. Mesela özel sektörde şunu fark ettik ki bazı konularda mesela biz gümrük idaresinin çok çok önünde koşuyoruz aslında. Yani mevzuatı geliştirme anlamında veya sorunları hissetme, yaşama, tespit etme anlamında bazen gümrük idaresinin hiç farkında olmadığı konuların aslında pekala olabileceğini görüyorsunuz. Bu aslında olumlu bir konu. Bir. İkincisi bir de tabii Sercan Usta'nın bahsettiği gibi ne diyoruz? İşte uyumluluk önemli. Kesinlikle önemli. Ve firmalar bazen işlemlerinde şüphe ettikleri veya tereddütte kaldıkları konularda tabii ki bize görüş soruyorlar ve onu firmaları yönlendirmek de bizim görevimiz. Bu anlamda aslında birçok konuda biz firmaları açık sözlükle gidip gümrük idaresiyle işbirliği yapmaya davet ediyoruz. Yani gidin bunu beyan etmeniz gerekiyor, beyan edin. Şurada yanlış yapıyorsunuz, bunu düzeltin dediğimizde pekala insanlar gidip bunu yapıyorlar. Bildiğiniz adrese yönlendiriyorsunuz aslında. Evet evet, o anlamda da şey yani gümrük idaresine katkımız burada da devam ediyor. Yani aslında bir nevi gümrük idaresinin nasıl diyeyim tırnak içinde çalışanı gibi halen. Evet, evet devam ediyorsunuz. Tamamen maç burada gümrük mevzuatına uyum yani onu sağlamak. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Şimdi bu webinarımızda hani değineceğimiz konular üzerinden şöyle bakıyorum. Hani gümrük itilafları nasıl ortaya çıkıyor? İtilafları önlemek mümkün mü? Bunlara çözümler, mevcut itilaflar nasıl daha etkin yönetildiği gibi sorulara cevap arayacağız. Örnek vaka analizleri yapacağız. Ben isterseniz sözü size bırakayım. Yine görüşürüz. Teşekkür ederiz. Kısa bir sunumumuz olacak bizim. Biraz gümrük mevhu itilafları nereden kaynaklanıyor, itilaf nedir? Aslında birçoğu bildiğimiz konuda biraz onun üzerine sohbet edelim istiyoruz. Sonra da örnek vakalarımızla ilgili bir açıklama yapıyor olacağız. Orada da Yakup'un tabii biz özellikle son dönemde odaklandığımız ana konulardan biri gümrük uyuşmazlıkları konusu oldu. Kendi içimizden malum hani bu alanla özellikle gümrük uyuşmazlıkla ilgili birçok firma ya da birçok kişi bu konuda kendini uzmanlaştırıyor. Aslında biz de biraz itiraflara yönelim istedik. Kendi ekibimizin içerisinde aslında Yakup dışarıdan hukuku bitirerek avukatlık ruhsatı alarak hem gümrük bilen hem de hukuk anlamında hani gümrük uyuşmazlıklarında mahkemede temsil etmeyi de temsil etkisini de kazanacak ruhsatı da aslında bu süreci tamamlamış olduk. Aslında o dönem o açıdan bir farklı bir noktada markette bunu icra etmek istiyoruz. Şu anda yoğun da aslında bu konuyla ilgili çalışmalar içerisindeyiz. Tabii bu bizim bizim açımızdan ayrı bir kanalda Yakup'un önderliğinde yürüyor. Bugün hani tabii son dönemde şunu da bilmekte fayda var. Hani belki Yakup ilerlersek slaytı. Şimdi biz tabii dünya tabii çok farklı bir sürece girdi. Hani 1,5 yıldır onu konuşuyoruz. Hani belki webinar bağlanmadan önce biz Yaşar Bey'le şeyi konuşuyorduk. Konteyner fiyatlandırması. Çünkü slide'da konteynerlerle ilgili resmi görünce bir anda konteyner fiyatının artması gündem oldu. Pandemi ve özellikle Covid'den dolayı şimdi bambaşka bir şey. Tedarik zincirleri yeniden tartışılıyor. İşte zaten ondan önce başlayan bir ticari savaşları vardı. İşte her oyunun kartları hep yeniden dağılıyor gibi o beylik cümleyi burada kurmak istiyorum. Hani bir şekilde dünya aslında kendi ekonomik refahını arttırmak anlamında ülkeler bazı kararlar alıyor. Trump'ın seçiminin arkasında bir demokratik tercih var aslında.
Çünkü Amerika'nın işte 5-10 yıllık ya da 20-30 yıllık gelecekte Çin'le rekabeti ya da Avrupa'yla rekabeti aslında çok geride kalacağı düşüncesi bir ticaret savaşlarının aslında tetiklenen önemli neden oluyor. Şu an Biden gelse de hani Amerikan hükümetinde ticaret savaşlarıyla ilgili dengenin de birden ortadan kalkmayacağı gözüküyor. Bu da neyi gösteriyor? Ki Çin'e de baktığımızda Çin'de ayrı bir şey ayrışma içerisinde. Birçok ürünü kendisi üretmek istiyor. Özellikle ham madde girdisinde yeterlilik onlar için ana kriter. Gelişen yeni teknolojilerde, yüksek teknoloji ürünlerde ciddi yatırımlar yapıyor. Ciddi regülasyonları da var. Avrupa Birliği'ni görüyoruz. Bir yandan onlar kendi açısından bir Vietnam'da yapılan bir yakınlaşma var. Çin'le bir yatırım ortaklığı içerisinde nasıl hareket edilebilir ona bakılıyor. Acaba Avrupa ile tekrar Amerika arasında o transatlantik TTIP dediğimiz anlaşma bu anlamda olabilir mi? O tartışılan konu. Yani dünyada aslında bakıldığında çok karmaşık bir hal de alıyor hani bu COVID'den dolayı. Tabi bu haliyle uygulamaları da çok fazla değiştiriyor. Regülasyonlara bakıyorsunuz. Siyasi tercihten çok dünyadaki o trendler de artık çok net bir şekilde etkiler hale geliyor. İşte bizdeki gümrük vergileri oranlarının artması tek yani bize özgü değil aslında. Dünyada birçok yerde bazıları biz karşı refleksle bunları arttırıyoruz. Tabii hal böyleyken yani dünyada değişen, hızlı bir şekilde konjektürü değişen, trendleri değişen bir ortamda regülasyonların karmaşıklığı da işin doğasından geliyor. Yani bu işin fıtratında var. Yani gümrük zaten zor bir konu. Eşyayı takip eden bir tarafı var. Eşyaya bağlı çok fazla regülasyon olunca üzerine bir de küresel bir dönüşüm yaşadığımızı düşünürsek otomatikman gümrükte uyuşmazlık sayısında bir artış oluyor. Hani şu an aslında ekrandaki slaytı aslında Adalet Bakanlığı istatistiklerini aldığımızda hani gümrükte yaşanan uyuşmazlıklar aslında belki de şu an Türkiye'de yaşanan uyuşmazlıklar arasında en fazla olanlardan biri. Ya yani bunun ana nedeni aslında tamamen trendsel de bir durum var. Hani şu an hepimiz firmalarımızın birçok konusu var. İşte ben şey konusu deniyor. Bazen şekle takılıyoruz. Ciddi anlamda orada bir tarihat konusu çıkıyor. Bazen bir vergi oranı tarife konusu zor bir konu. Bazen bakış açısına göre değişebiliyor. Uyuşmazlık sayılarını artırabiliyor. Biz Yakup'la zaman zaman tartışıyoruz. Aslında bu işte hani yılda Türkiye'de 16-17 milyon tane gümrük beyannamesi tescil oluyor. Şimdi vergiyle gümrüğü ayıran ana konulardan biri bizde her işlem ayrı beyan olarak bir beyannameye konu olurken mesela vergi taraflarında kurumlar vergisi ya da gelir vergisi tüm bir yılın işlemi bir beyanname üzerinden gidiyor. Bizde her işlem bir beyana konu. Her beyan aslında idare tarafından bir tahakkuk olarak kontrol edilmesi gereken belge olabiliyor. Bu tabii beyanın ayrı olması ve sayının bu kadar yüksek olması da aslında burada itilaf sayısını artıran ana nedenlerden biri. Diğer tarafta KDV geliyor mesela. KDV'nin olması da aslında bir nevi işlem başına oluşan bir vergi doğrana olduğu için katma değer vergisi. Orada da benzer uyuşmazlık sayısının fazla olması gayet normal. O yüzden de hani bakıldığında hani 100 bin tane mahkemeye dava sayısına baktığımızda neredeyse bunun %60'ı yani bu sayı olarak ciddi anlamdaki rakamı gümrük vergilerinin olduğunu görüyoruz. Onu söylemek lazım. Amme alacakları var ama amme alacakları gümrüğün de içinde olduğu için o yüzden gümrük de onun içerisinde. Buradan şunu söylemekte fayda var. Hani gümrük itilafları aslında ciddi anlamda yargıda bir yük de oluşturuyor haliyle. Hani yargıda baktığımızda dava dosya sayıları içerisinde gümrüğün ciddi bir rakamı var, yeri var. İşte bunun arkasında yatan neden gümrüğün yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden de itilaf konusu önemli oluyor. Her firma anlamında maalesef hani bu tarz istatistik hani şeylere maruz kalındığını görüyoruz. Bazen tabii şöyle bir istatistik bulamıyoruz tabii hani gümrüklere göre belki o alt kırılım da vardır ama belki ceza anlamında devlette de vardır muhakkak. Hani idarelerin beyanname sayılarına bağlı ceza sayılarında da paralel bir artış var. Bu da onu gösteriyor. Bu da uyuşmazlığın çok ciddi olduğunu gösteriyor. Biz tabii gümrük idarelerine baktığımızda bu itilaf sayısı 11 bin gibi gözüküyor. 11 bin içerisinde hani bu sayı olarak yüksek bir rakam açıkçası bakmak bilmek lazım. Bir yılda açılan dava sayısı bu. Oldukça çok yüksek. Bunların içerisinde hani red sayısı yani açılan davaların red sayısı da sadece %7'yi oluşturuyor. Hani iptali %70'i oluşturuyor. Bu da aslında idaredeki şey şunu gösteriyor. Bakıldığında dava sayısının yüksekliği hani her zaman idarenin bu anlamda doğru tespitler yaptığını da ortaya koymuyor. Bu da bizim aslında idare açısından bu mesaj o tarafa. Hani idarenin de yapmış olduğu iddiada bulunduğu daha doğrusu konunun
arkasını daha doğru, daha gerçek şeyleri, konu şeyde yasal dayanakların daha doğru olması gerektiğine de bir delalet gösteriyor. Ve bu da hani bakıldığında hani yargıdaki yükü düşünebiliyor musunuz? 10 bin tane dava var. Bunun zaten %70'ini iptal oluyor. Ve iptal olan bir konuda hem gümrük idarede çalışan hukuk işleri servisindeki insanları düşünün. Oradaki yazışmaları düşünün. Diğer tarafta mahkemedeki yazışmaları düşünün. Ciddi bir efor. Müfettiş arkadaşlar ciddi zaman mesai harcıyor. Hani bunların hepsi aslında buradaki itilaf sayısından geliyor. Ve sonucunda da baktığımızda ki önceden biz meslekteyken şu çok konuşulurdu. Hani vergi davalarında idarenin kazandığı oran %5'lerden, %90-95'i genelde vergi davalarının kaybedildiği yönündeydi. Böyle anlatılırdı. Buradaki oran 70'lerde bakıldığında aslında orada da bir artış var. Hani bir anlamda vergi mahkemelerinin gümrükte olan itiraflarda devlet lehine verdiği kararların vergiye bile mukayese edersek daha yükseldiğini söyleyebiliriz bu anlamda. Devam edebiliriz Yakup. Tabii nasıl ortaya çıkıyor sorusu. Hani gümrük itilafları ile ilgili şu ana kadar hani bu kadar itilaf sayısı var, bu kadar çok ciddi dava yükü var. Aslında bize göre başındaki nasıl ortaya çıkıyorsunuz en büyük de arkasında yatan neden gümrüğün sistematiği. Hani gümrükteki her şeyi eşyaya bağlı bir yapının olması, eşyaya bağlı bir yapıdan dolayı çok ciddi bir mevzuatın olması, mevzuattan kaynaklı da her bir işlemin ayrı bir beyannameye konu olması. Aslında temel neden sayı olarak da fazla olmasının arkasındaki aritmatik oradan yatıyor. Ama tabii ortaya çıkış nedenleri neler olabilir itirafların diye baktığımızda özellikle bu son dönemde sonradan kontrol incelemelerinin artması. Son dönemden kastım 2010 bu arada. Tabii sizce belki katılımcılarımız bilmiyor olabilir. Hani sonradan kontrol 2010'da başladı. 2009'daki çıkan bir yönetmelik de başladı. 2010'da ilk denetimlerin ya da 2009'da ilk denetimlerin yapıldığını söyleyebiliriz. Aslında gümrük idarelerinde teftişler genelde gümrük daha önceden, bundan önce yani sonradan kontrolden önce idarelerde, idaredeki belgelerle sınırlı yapılırdı. Tabii yaz teftiş programı diye çok böyle bilinen her yaz gümrüklere gidilen yapılan bir denetim. O hala devam ediyor geleneksel gümrük denetimleri. Fakat tabii geleneksel gümrük denetimlerindeki en önemli unsur idaredeki belge bilgilerle sınırlı olması yönünde bir anlayış vardı. Hani biz de mesleğe girdiğimizde genelde idarenin bir nevi teftiş gibi bu yapılırdı. Fakat sonradan kontrol dediğimiz biraz hesap uzmanlarının ya da vergideki gibi firmaya gidip vergi yani muhasebe kayıtlarının kontrol edildi. Aslında sonradan kontrolle başlıyor. Aslında orada bir bakış açısı değişikliği var. Ve sonradan kontrollerde de genelde işte planlı olanlar işte ve daha sonra plan dışı eklenenlerle birlikte aslında her 300'e yakın her yıl bir firma denetleniyor. Ve bu denetim esnasında gümrük beyannamesi dışında beyannameye konu olabilecek ya dışarı konu olabilecek muhasebe kayıtlarına kontrol yapılabiliyor. Bu tabii oradaki itilafları da aslında yaratan bir neden olabiliyor. Çünkü siz iki nolu KDV'de olan bir royalti ödemesi eğer gümrükle alakalıysa, kıymetle alakalıysa artık müfettiş arkadaşlar bunu daha rahat tespit edebiliyor. Önceden sadece gümrüklerde olduğunda böyle bir faturanın varlığı çok bilinemiyordu. Dolayısıyla bu nasıl ortaya çıkıyorsunuz arkasında yatan bir neden de bu sonradan kontrollerin aslında olması. Böyle bir denetim modeline geçmesi aslında birçok konuyu da tartışıcı hale getirdi. Bazen biz tabii kendimizle şu anki denetim elemanlarını karşılaştırdığımızda şu an denetici arkadaşlarımızın, müfettiş arkadaşlarımızın daha muhasebeyle odaklı denetimler yaptığını görüyoruz. Aslında bu anlamda olumlu bir gelişme var. Bu sonradan kontrolün denetimdeki bulunan arkadaşları vergi mevzuatına olan yaklaşımlarını da aslında güçlendirdiğini. Biz çünkü önceden bu tip konularla ilgili hiçbir sorgulama şansımız olmuyordu. Hem şirket yapıları görmesi açısından denetim bakış açısını daha global, işte daha yapısal anlamda da sorgulanması anlamda bir fırsat yarattığını görüyoruz. Diğer taraftan tabii idare teftişleri hala devam ediyor. İdare teftişleri de bir uyuşmazlığın konusu olabiliyor. Bir de incelemeler, soruşturmalar bu ortaya gümrük itirafı ortaya çıkmasında ana konulardan biri. Diğer taraftan tabii tek yetkili ticaret müfettişleri ya da ticaret bu İtirafları yaratan taraf değil tabii idarenin bir parçası aslında teftiş kurulu ama önemli bir fonksiyonu var devlette. Özellikle devlet mekanizmanın doğru çalışabilmesi güçlü teftiş kurullarıyla oluyor. Önce onu bilmekte fayda var. Burada da güçlü denetimler, doğru denetimler, firmaya doğru mesajlar aslında devleti de bir nevi
kamusal anlamda temsil ediyor. Yani onu bilmek gerekiyor. Ama itirafların ana kaynağı orada olduğunu söyleyebiliriz. Tabii idarelerin de yetkisi var. Tek başına hani müfettişler dışında artık bakıyorsunuz İş Kontrol Genel Müdürlüğü bir nevi Big Brother Watching denilen sistem gibi bütün verileri analiz ediyor. İdare taşralara talimatlar yolluyor, Excel'ler. İşte şu an işte menşeli ilgili bakıyorsunuz. Excel'ler uzun bir liste. Murat Bey'e talimatlar gitmiş. Murat Bey onların tarihatlarını çıkartıyor. Artık risk yönetimdir. Risk kontrol de bu anlamda ciddi bir aktör bu uyuşmazlığın çıkmasında. Gümrükler Genel Müdürlüğü keza bu anlamda zaten Merkezi Gümrük İdaresi olarak itiraflarla ilgili asli iş olduğundan dolayı zaten işini yapıyor. Burada bir hata tespit gördüğünde tarihatlarının bir parçası olabiliyor. Tabii burada belki şey de söylemek lazım. Yani Risk Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarla ilgili özellikle hani firmalara genelde ikinci bir soru hakkı olmadı mı? Direkt tarihatla karşılaşıldı mı? Otomatikman hatalı tarihat olma ihtimali de yüksek oluyor. Belki onu da altını çizmek gerekiyor. Özellikle şimdi sonradan kontrol, risk kontrolün yapmış olduğu denetim arasında böyle temel bir fark var. Hani müfettişin yaptığı denetimlerde firmaya bir soru sorma, aldığı cevaba göre denetim bulgu yolu yönlenmesi ya rapor oluşturması daha farklı olabiliyor. Ama risk kontrol maalesef Excel ile yürüyor ve bununla belki bir şekilde yeniden gözden geçirilmesi, özellikle firmaya bir soru sordurma imkanı tanımak gerekiyor. Yani firma bir cevap hakkı olması lazım. Böyle bir tespit var. Bu konuyla ilgili bir izahata davet etmek gerekiyor. Belki yanlış bir tespit olabilir. Haksız da olabilir firma. Yine gereği yapılabilir ama arada bir izahata ihtiyaç var. Belki Yakup artık avukat, belki bu konularla ilgili mükellef hakları konusunda belki bize anlatır kendi bölümünü devam ettirirken. Taşlı Gümrük İdareleri de tabii bunun bir parçası. Özellikle tabii Merkezi Gümrük İdaresi Taşra'da ciddi bir kontrol gücü olduğu için genelde talimatları yine risk kontrolden alabiliyor. Muayene memurların kontrol yetkisi var, muayene hakkı var. Birinci ön muayene dediğimiz öncül muayene, bizim denetimde devletteyken çok kullandığımız muayene memuru aslında birinci muayeneyi yapıyor. Bazen de müfettiş arkadaşlarının yaptığı ikinci muayene ikinci konu olabiliyor. Kıymet araştırması konuları çok yaygınlaştı. Bu aralar bir itiraf konuları onlar aslında. Özellikle sistematik olarak yine risk kontrolü müdahalesiyle taşralarda muayene memurlarına vermiş olduğu bir sistematik kontrol modeli var. Aslında bakıldığında doğru bir yöntem gibi duruyor. Çünkü bir mukayese yapan ama bunun sonuçları açısından da incelenip sık dokunması gereken bir konu. Yani sırf kıymetin farklılığına bakarak hani sorgulama yapılmalı, yapılabilir. Ama sonucuna bir tarihata gitmeden önce bu konunun daha geçmişteki hukuki konularını da tartışmak lazım. Çünkü eskiden hani 2004'lerde, 2005'lerde bu konular çok yaygındı. Sırf internetten bakarak ve fiyat farkları biz tarihata kadar giden örnek olaylar biliyoruz. Ama yargı maalesef bu konuların hepsinin bir yanıtını verdi. Hani kıymet dediğimiz konu aslında dünyada tek, Türkiye'de değil, dünyada çok tartışılan bir konu. Bu konuda hangi durumlarda yani satış bedeli yöntemi değişti çok açık yazıyor. Yani yargı da bu konuda çok net. Ama o yüzden kıymet araştırması tabii ki önemli. Sorgulanması, araştırması anlamında. Ama sonuca gitmeden önce yargı kararlarına da bakarak, güçlendirerek gitmek, yani iddiayı daha doğru gibi düşünüyoruz. Diğer taraftan taramalar da yine itirafların ana konulardan biri. Son olarak hani ortaya çıkan durumlara baktığımızda yükümler açısından da aslında itiraflar ortaya çıkabiliyor. Bazen karar başvurularına, hani karar için siz bir başvuru yapıyorsunuz. Yaptığınız başvuru idare istemediğiniz şekilde yanıt veriyor. Bu bir itirafın bir konusu olabiliyor. İtirazi kayıt mesela çok yakın zamanda çok kullanılıyor. Tabii hukuki açıdan bakıldığında gümrük idaresinin uygulamasının farklılaşlardan biri de işlem başı olduğu için bir şeye itiraz ediyorsunuz. Tabii akan bir yapınız var ve sürekli üretim yapılacak. O ürün diyelim ki ithal edilecek. Fakat uyuşmazlık da yaşıyorsunuz. O yaşadığın uyuşmazlığının devamını, yani katılmıyorsanız nasıl yöneteceksiniz sorusu var. Ya sürekli örnek tarife uyuşmazlığı var. İdarenin iddiası vergili. Sizin ama iddianız vergisi olmaması yönünde. Bundan sonra hep sürekli vergi ödeyerek mi gideceksiniz? Yani vergi ödediğiniz sonradan geri verme kaldırma yapacak mısınız? Ve yaparsanız gümrük tekniği açısından bu yasal açısından uygun mu? Bunlar hep bir tartışma konusu oluyor. Bunlar da otomatikman tabii itirafların asıl ortaya çıkması ana nedenlerinden biri oluyor. Tabii diğer taraftan geri verme kaldırma dediğimiz yükümlülerin başvuru sonucu ortaya çıkan itiraflardan biri de geri almalar. Ama maalesef son dönemde
geri verme kaldırma ile ilgili çok fazla olumlu haberimiz de olmuyor. Tabii olumlu karar vermeyi dair. Bu tabii otomatikman itilaf konusu olabiliyor. Hatta biz şeyi çok hatırlıyorum ben bir konuda geri verme kaldırma başvurusu yapıyorsunuz. İdare kaçakçılık davasıyla dönüyor size. Yani siz kendiliğinizden aslında ödenmemesi gereken bir vergi ödediğinizde idareye bir başvuru yapıyorsunuz. İdare öyle bir geri dönüş var ki aslında sen bu başvuruyla aldatıcı işlem yaptığın düşüncesiyle kaçakçılık kadar hani 5607'lik soruşturmayı başlatıyor. Yani böyle ilginç konularla da karşılaşıyoruz. Bunlar genel anlamda itilafların aslında ortaya çıkan nedenleri. Diğer tarafta hani bunları kaldırmak mümkün mü? Hani bu uyuşmazlıkları önlemek mümkün mü? Biraz da onlar üzerine konuşmak istiyoruz. Tabii bu uyum konusu ana konulardan biri. Yani özellikle gümrük süreçlerinin etkin yönetimi, gümrük mevzuatı uyum açısından önemli oluyor. Özellikle birçok açıdan biz şunu çok görüyoruz. Hani denetimdir, danışmanlıktır, eğitimdir, gümrük müşavirliğiyle olan yakın ilişkidir. Bakıldığında devletin, şimdi bizim teftiş kurulunun adı rehberlik ve teftiş kurulu diye geçiyor. Tabii rehberlik için firmalara sürekli bir rehberlik yapma imkanı kamuda yok haliyle. İdare tabii ki her soruya yanıt veriyor mu sorusu ya da her aradığınızda size doğru yönlendirmiyor sorusu çok mümkün değil. Hani bakıldığında çok da zaten doğru da değil belki. Bu anlamda firmaların aslında gümrük süreçlerini etkin yönetmesi gerekiyor. Hani bunu önleme açısından önemli olabiliyor. Biz biliyoruz ki gümrük kanununda idarenin tespitiyle sizin kendinizi bildirmeniz arasında ciddi bir ceza farkı var. Kendinizi bildirdiğinizde %10'a kadar toplam cezanın, hatta vergi 100 lira ise 30 liralık bir ceza. Ama idare olsa vergi 100 ise 300 lira. Neredeyse 400 lirayla 130 lira arasında gidiyorsunuz. Uzlaşmaları düşündüğünüzde kendinden bildirimde cezanın da yarısını sildiğinizde 100 liralık vergi farkı varsa 15 liralık ceza gibi çok düşük bir ceza ile de kurtarabiliyorsunuz. O bile ciddi bir fark yaratıyor. Ve bunu çok görüyoruz da biz hani açık söylemek lazım. Birçok firmalar hani Yakup biraz mesleği anlatırken hani ondan bahsetti. Birçok firma aslında özellikle kurumsal, şimdi YYS de çok arttığı için belki bunları da konuşmak lazım bu itiraf konusunda. Hani kimse aslında bilerek isteyerek ya birçok firma aslında bunu yapmıyor. Temel konu aslında bilmeden, farkında olmadan, bazen bu operasyon büyüklüğünden, bazen operasyon dağınıklığından, bazen iş yoğunluğundan, belki o da yani bakış körlüğü deniyor ya, risk körlüğü gibi. Bundan da kaynaklandığı gözüküyor. Bütün bu denetimlerle alınan danışmanlıklarda, eğitimlerde, gümrük müşavirle yapılan sohbetlerde, bazen öyle firmalar var ki gümrük müşaviriyle öyle bir rutin bir toplantısı yok. Yani operasyon başına işlem yapılmış, hiçbir zaman genel yapı tartışılmamış. Şimdi halbuki küçük sohbetlerle şu noktaya varılabiliyor. Örneğin kalıp ödemesinin gümrük kıymetine girmesi konusunu bir muhasebede çalışan kişinin ya da satın almada çalışan bilme şansı yok. Ama bir 10 dakikalık sohbette bu konu açılsa muhakkak bunu çok rahat çözebilirler birlikte gibi örnek veriyorum. O yüzden süreçlerin etkin yönetimi bu önleme açısından önemli bir konu diye düşünüyoruz. Hani hepsini mi çözüyordur? Çözemeyebilir. Hani tam bir denetimi aldım, her şey güllük gülistan değildir ama büyük kısmı açık söylemek gerekirse bu süreçlerin etkin yönetimiyle çözülebileceğini söyleyebiliriz. Riskli veya gri alanların belirlenmesi önemli oluyor. Şimdi bazı konular var ki hani şirketlerde bunların hani siz süreçleri yönettikten sonra hepsi için tam bir uyum sağlayacak bir kapasite yaratamayabilirsiniz. Hani şirketin yapısı buna müsait olmayabilir. İş yoğunluğu tam bunu yapamayabilir. Hani en çok tartışılan miktar farkları konusu. Kolay bir konular değil bunlar. Yönetmek çok zor. Tespit edemiyorsun. Bilme şansı o kadar hızlı bir ticaret var ki o tespit etmen yok. Ama gri alan alanları biliyorsan ya da riskli alanları tedbir alma imkanın var. O alanı güçlendirmen, oradaki kadroyu arttırman, sistematik bir şey geliştirmen gibi ya da royalty konuları gibi çok gri bir alan. Baktığında teknoloji lisans ödüyorsun teknolojiyle alakalı ama iki seri nolu tebliği çok açık böyle geniş bir yorum var. Ama nedir burada gri alan? Acaba ödesem bana maliyeti nedir? Ödemesem riski nedir? Bu mukayeseleri yapma imkanı şirketlere sağlamak gerekiyor. Bazen öyle durumlar var ki siz royalti ödemesinin aslında gümrük kıymeti alakası olmadığından çok netsiniz. Biliyorsunuz aslında. Ama iki seri nolu tebliğdeki örneklere baktığınızda o sigara örneği vardı. Tütüncülerin neredeyse hepsinin tarihatla sonuçlandırmış. Yol gösteren rehber var genelgede. Ya bunu görün ya tebliğde.
Bunu görünce siz ne yapmanız lazım? Acaba benim maliyetim nedir sorgulamanız gerek. Çok düşük maliyetlerle, çünkü KDV ve AB'den, Avrupa Birliği'nden ithalat yapıyorsanız ağırlıklı, İki nolu da KDV ödüyorsanız gönük vergisi neredeyse yok. Belki beyan yöntemi sizi en az maliyetli yöntem gibi. En azından akşam rahat uyursunuz. Yarın denetim geldiğinde bu tarafın sorgulanmayacağı gibi. O yüzden bu alanı belirlenmesi önemli. Hani o yüzden uyum anlamında muhakkak konuları, yapıları kontrol etmeniz gerekiyor. Kendinden bildirim bu alanda önemli bir kriter. Yani muhakkak bunu kullanmayı tavsiye ediyoruz biz. Eğer bu tarz riskler, itirafları azaltmak istiyorsanız bir risk gördüğünüzde muhakkak o kısmın yerine getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. İncelemeler var. Tabii incelemelerde sürecin doğru yönetilmesi gerekiyor. Hani burada tabii genelde şöyle bir algı da var. Hani inceleme sürecinde danışmanlık verilmesi sanki incelemeyi manipüle mi ediyor sorusu çok tartışılıyor. Onu da açık tartışıp konuşmakta fayda var. Burada kastettiğimiz konu o değil aslında. Sadece denetim elemanının hazırlık sürecinde hangi bilgi belge istiyorsa ona destek olunması. Burada kastettiğimiz ana konu bu. Öncesinde denetim elemanı, bir de süreç tabii çok hassas oluyor. Her zaman firmalarda bir müfettiş ziyareti olmuyor. O yüzden sonradan kontrollerde genelde o iyi yönetmek gerekiyor o kısmı. Hangi bilgi belge veriliyor, hangi bilgi talep ediliyorsa onun doğru şekilde hazırlanması, önden onların kontrol edilmesi, doğru bilgi belge mi diye onların anlatılması. Bu açıdan itilafların azaltmak anlamında önemli bir konu oluyor. Bazen öyle konular oluyor ki, hiç ilgisiz bazen denetim elemanı yanıltan bilgi belgelerle gidildiğini ve bunun sonrasında da sürecin bir şekilde raporlandığını görüyorsunuz. Ta ki bunun doğru olduğunu belki idari aşamada anlıyorsunuz ama verilen bilgiden kaynaklı tespitin yanlış olduğunu bu süreçte bayağı bir zaman alıyor. Hani o açıdan da itirafları azaltan nedenlerden biri. Denetim elemanları sonradan kontrolle zaten hani bir şekilde iletişim kurduğunuz için doğru anlatmanız gerekiyor konuyu şirketi ki doğru şekilde raporları konumunu aksetmesi açısından. O yüzden bu sürecin iyi işletilmesi gerektiği kanaatindeyiz özetle. İzahat geldi. İzahat tabii bizdeki mukteza sistemi gibi itilafları azaltır mı? Açıkçası beklentimiz o yönde ama en azından BTB'lerin hani GİTİB açısından bu itilafları azalttığını söyleyebiliriz. Ama bu izahat konusunu çok tartışıyoruz hep birlikte. Hani bu izahatın bir maliyedeki mukteza sistemi gibi çalışsın diye. Fakat yakın zamanda yine bakanlıkta bir toplantıda konuştuğumuzda anladığımız kadarıyla çok fazla sonuçlanan izahat olmadığı yönünde. Biliyorsunuzdur muhakkak hani izahat alırsanız sadece vergi var. Yani devletin yaptığı yönlendirmelerle yani izahat yaptığınız bir işlemden dolayı hatalı olsa bile sadece vergiyle sorumlu oluyorsunuz. Ne gecikme faiz ne de ceza ödeniyor. Yine bir idarenin yönlendirmesinden dolayı bir ceza ile karşılaşmıyorsunuz. O yüzden izahat önemli. Yani maliyedeki sistem gibi, mukteza gibi. Hatta biz bir tık bunun ötesinde olsun istiyorduk. Bir havuz olsa da herkes gümrükle alakalı hatta bu BTP'leri bir şekilde gözüküyor ama mesela idarelerin verdiği görüşler, özellikle itirazlar karşısında idaren red yazıları, bunların bir firma isimleri olmadan, yani ticarisi olmadan bir havuzda olsa herkes bundan beslenebilse, itilaf çıkmadan önce aslında konuyu firmalar bilebilse. Belki bilmiyorum, Yaşar Bey sizin de vardır muhakkak öyle konular. Aynı müdürlükte belki de aynı konuda iki firmanın iki ayrı gümrük müşaviri biri hani yaşadığını diğeri bilmediği için aynı cezayı ya da aynı sorunu onlar da yaşıyordur diye düşünüyoruz. Kesinlikle katılımcılardan varsa özellikle bu tarz konularda şey yaşayan ki bir tane sorumuz geldi ona geçeceğiz birazdan. Siz bu kısmı tamamlayın isterseniz sonra evet. Soruya geçelim. Bir de benim de bir sorum var size. Ya, o yüzden bu kısım önemli. Özel altını evet. Çok çiziyoruz. Çok evet. Da yani idarenin zaten şeffaf bir yapıya doğru gidiyor. Yapı daha elektronik, daha zaten YYS'den kaynaklı ciddi dış ticaret neredeyse yarısı artık YYS'li şirketlerle dolu. Sorun hani hep konuştuğumuz yasal ticaretin önünü açmaksa bu tarz şeye ihtiyaç var. Hani idarenin de elindeki bilgi birikimini nitekim Gümrükler Genel Müdürlüğü işte tarife ile ilgili şu an bir çalışmasını paylaşıyor. Ben inanıyorum daha da ileriye doğru taşıyacaktır buradaki yaklaşımlarını. Ama bunlarla olacak hani gibi duruyor. Evet, ben de aslında sormak istediğim şeydi. Bu YYS dediniz de. Şimdi OKSB ve YYS sayılarındaki artışla itilaf sayılarındaki artış ya da nasıl bir orantı içindeler? Hiç bunları şey yaptınız mı? Yani bir analiz yaptınız mı? Ya da bir bilginiz var mı bununla ilgili? İdarede yaşanan itiraflar evet, anlamında. Evet, evet.
Şimdi elimde direkt bir veri yok elimizde hani bununla ilgili. İşte 2009-2019 verilerini paylaştık. Oradaki sayı bayağı yüksek. GYS şirketlerin ama şöyle bir avantajı oluyordur. Mesela şu örneğin yeşil hattan kaynaklı olduğu için hani muayene memurları ithal anında tabii o tez, yani varsa bir sorun ithal anında göremediğinden sonradan yapılan denetimlerle ortaya çıkıyor. Muhakkak mukayesel anlamda azaldığını söyleyebiliriz. Hani sırf buradan hareketle. Ama menşe ile ilgili biliyorsunuz eski düzenlemelerden kaynaklı tüm herkes o tarihattan nasibini aldı. O yüzden orada YS'li olsanız da Onu olmasanız da. çok şey yapmıyoruz. Evet, ama yakın dönemde bakıyoruz ki düzenlemelerde itilaf yaşamasınlar diye özellikle Avrupa Birliği'nden gelen ürünlerde ATL'li geliyorsa açık hani kuvvetli şüphe yoksa menşe belgesi aranmıyor. Aslında bu açıdan bakıldığında lehey bir duruma doğru evrildiğini söyleyebiliriz. Ama somut bir karşılığını gördük mü bilmiyorum. Yakup, bende öyle bir bilgi yok yani öyle bir gözlem de yok. Sanki çok net azaldığını hissediyor. Yani böyle bir şey demek hissediyorum. İçine öyle bir şey geçiyor ama somut bir rakama dökemiyoruz bunu, değil mi? Öyle anlıyorum. Aslında bakıldığında sonuçta YS sahibi firmalar son yıllarda artıyor tabii. Haliyle yeni bir uygulama olduğu için nispeten. Ve son yıllarda dava sayıları da artıyor. Aslında ama bunu tabii YS'ye bağlamak çok doğru değil. Aslında dava sayılarının artmasının sebebi daha çok az önce bahsettiğiniz diğer etkenlerden dolayı diye düşünüyorum açıkçası. Bir de YS sahibi firmalar tabii ihtilaf yaratma konusunda biraz daha temkinli davranıyorlar. Çünkü işte YS performansının değerlendirilmesi o dava sayıları. Dava sayısı değil daha doğrusu işte tatbik edilen ek tahakkuk ve ceza kararı sayıları önemli. Ve bunları uzlaşmayla çözdükleri takdirde de bu YS performansına dikkate alınmıyor. Dolayısıyla YS sahibi firma diğer firma bir defa düşünüyorsa ihtilafa gitmek için YS sahibi iki defa düşünüyor. Ama tabii haklı olduğu yerde de gidiyor. Ayrı bir konu. Evet, o Yani açıdan evet şu doğru söylüyorsun. Yani bakıldığında itilaf yaşama şansı yani itilafla karşılaşma olasılığı düştüğü söylenemez ama itilafla yaratma ya da itilafı devam ettirme konusunda Yakup'un dediği gibi daha az istekli olacağı kesin. Çünkü sonuçları anlamında. Bir de şey tarafı var tabii. YS firmaların biliyorsun iş denetim birimleri var. Faaliyet raporu yazıyorlar. Aslında bakıldığında bir tespit ettiklerinde kendinden bildirim yapıyorlar. Hani bizim birinci maddede bahsettiğimiz gibi itilafların azaltacak ya da önleyecek tedbirleri alıyorlar. Hani bu açıdan bakıldığında teorik olarak onların daha az itilaf yaşanması beklenir. Zaten güvenilir firma olduklarından dolayı da itilafları varsa da itilaf andan kastımız bir dava konusu diye düşünürsek idarede aslında bu uyuşmazlığı çözer noktada olmaları gerekiyor. Orada da kendinden bildirim müessesesi çalışıyor. ama böyle açıkça bir şey yok. Çünkü YS 2014'tü galiba çıktı değil mi? Hayati Yazıcı vardı sanki o zaman Evet. şeyiyle Yani çıkmıştı yaygınlaştı galiba. diyelim. Daha eskidir yani Yaygınlaştı alım evet. süreci. Hatta özel böyle firmalara güzel böyle büyük kağıda Tabii. basılmış şeyler tanıtım Tabii şeyleri yazılar yazılmıştı. gönderildi. Tabii. Onları hatırlıyorum. Şimdi o zamandan bugüne tabii OKSB kısmı da var. Hani geçen o hani ABC sınıfı olan kısımlarda. Onlardan sonra bir acaba dedim hani bir yıllara vurulduğunda hani evet YS şey olmuş firmaları daha kendilerine dikkat etmelerini sağlamış mı? Bunun acaba rakamsal olarak ortaya çıkmış bir Yok. çalışması var mı diye merak ettim. Tamam Sercan Bey siz devam edin isterseniz bu kısmı bitirelim ondan sonra bir soru var ona geçelim isterseniz. Uzlaşma konusunu konuştuk aslında. Hani uzlaşma da yeni geldi biliyorsunuz bize. Aslında yeni derken aslında bayağı da zaman olmuş kanunumuza gireli. 244 oldu maddeyle aslında artık uzlaşma da biz vergide olduğu gibi vergide ta 80 küsürlükte başlayan bir süreci olduğunu biliyorum. Hani bizde aslında son 10 yıllık bir mazisi var. Bir yapılandırma kanunu ek bir maddeyle çıkmış olması da ayrı bir hani bizim açımızdan hep farklıdır gümrük idaresi uygulamalarda. Yani burada da farklı bir yapısı var. Onu söylemekte fayda var. Ama uzlaşma bence bizde maliye göre yeni olsa da daha önde gibi duruyor. Hem içindeki standartlar anlamında, uzlaşmadaki tahsilat oranı anlamında. İşte bunun nedeni de aslında itilaflarla alakalı. Çünkü kimse gümrükte itilaf yaşamak istemiyor. Yani en çok sorulardan biri soru bu. Hani itilaf yaşasak yarınki ithalatımda bir şey olabilir mi? İşte bir idare işte bana itilaf yarattım diye ya da dava açtım diye benim işlemlerimi zorlaştırır gibi böyle bir konular var. İşte vergide böyle bir şey duyma şansınız yok.
böyle bir şey olmadığı için, çünkü operasyon devam ediyor, ithalata bağlıysa üretim yapınız, otomatikman uzlaşma gibi hani bir mutabakat masasında kalmayı tercih ediyorsunuz. Hani itiraf yaşamayı daha çok uzlaşma. O yüzden uzlaşma vergiye göre gümrükte daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bir indirim oranları tabii vergiye de göre de daha az aslında. Hani vergide otomatik, bazen vergi aslını bile silen bir yapı varken, bizim uzlaşmalarda vergi aslı gümrük birliğinden kaynaklı olduğundan hep hareketle, hani gümrük birliğini uzlaşmaya konu edemiyorsunuz diye bir yaklaşım var gümrük birliği anlaşmamızdan dolayı. Vergi aslı silinmiyor gibi ağırlıklı, ama cezalarda da işte son dönem tabii bu uzlaşma sonuçları gizli, önceden bir faaliyet raporu yayınlanırlar, oradan bilirdik ne kadar uzlaşma, bir oran çıkartırdık. Eskiden oranların 80'lerde olduğunu biliyorduk biz, cezaların silinme oranları. Şimdi sanki 50 ile 60 bandındaymış gibi bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Bu da aslında şey, yani biz bu kadar, hani orada bile daha bir katı bir yaklaşım var, ama yine uzlaşmadaki başarı şansım, tahsilat oranlarımız eski raporlarda gözden hareketle yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yani itilafları azaltabiliriz. Yani bunu hani ortadan kaldırmak çok mümkün değil. Hani çok ciddi siz kontrol mekanizmaları geliştirseniz de, hani gümrüğün yapısından kaynaklı her zaman itilafa açık bir yapısı var. Önemli olan itilafla yaşayabilmek, itilafların üzerine gidebilmek, bunu yönetimi için bir çaba sarf etmek açıkçası daha doğru gibi duruyor. O yüzden şirketlerin muhakkak hani nasıl bir problemle karşı karşıya olduklarını muhakkak check etmeleri gerekiyor. İlla bir danışmanla bir denetimdir, eğitimdir, onları almak zorundur değil. Öyle bir, hani öyle bir mesaj vermek istemiyoruz. Yani bir operasyonel bir gümrük müşavirle yaşıyor, yapıyorsa müşavir arkadaşa bir şans vermesi belki en önemli konu. Onunla bir dinlemesi, anlatması, konuşması, şirketi anlatması. Aslında bu bile onlar için ciddi bir fark yaratır. Ha tabii ki gümrük müşavir arkadaşlarımızın üzerinde yapılar var. Nedir o da? Bu mali yapıların da güçlü olduğu yapılar. Yani onlar tabii ki fark yaratır. Hani bu denetim anlamında. Önemli olan bu şirket içerisinde bu farkındalığı. Şimdi biz şeyi çok konuşuyoruz. Hani biraz lafı uzatıyor gibiyim ama. İthalat tarafı, dışarı tarafındaki arkadaşların da moralli olması gerekiyor şirketlerde. Hani bunların da önemli bir konu. Hani bu itilafları, hani bir motivasyon konusu vardır. Hani bal tutan parmağını yalar atasözü. Şu bu vergide siz eğer muhasebe, finans, bunlar hepsi bakıldığında şirketin yönetimi anlamında bir bölümünde ciddi güçlü karar alıcılar olabiliyor. Bazen ithalatçı arkadaşlarımız onlara bağlı ya da onların dışında çok farklı arada konumlanmış olabiliyor. Halbuki risk açısından baktığında ithalat tarafında risk şirketin daha büyük bir riski. Aslında o insanların ihtiyaçlarını da şirketleri dinleyip o tarz bütçe ayırmak işte bu süreçlerin kontrol için önemli olabiliyor. Ya da oradaki gümrük müşaviriyle o arkadaşların bir araya getirmesi, yani şirket bakış açısından onlarla tartışması önemli bir konu olabiliyor. O yüzden her işler düzgün giderken çok büyük problem yokmuş gibi oluyor, ama biz gümrükte maalesef itilaf ortaya çıktı mı çok büyük bir rakamlarla şirketi neredeyse iflasa kadar götürecek konular olabiliyor. O yüzden itilaf yaşamamak istiyorsak önce itilaf olma ihtimali olan konuları muhakkak masaya yatırıp şirket içerisinde değerlendirmekte yarar görüyoruz. Ben sözü Yakup'a devredeceğim ama sizin bir sorudan bahsettiniz ya da evet. Yakup'a devredebilirim ben. Güney kısmında bir sorumuz var. İsterseniz ben okuyabilirim ya da siz de bakabilirsiniz isterseniz. Görebiliyor musunuz? Burak Bey'in bir sorusu var değil mi? Evet, Burak Bey'in sorusu. Evet, Burak Bey'in sorusu. Ben göremiyorum. Evet. Burak Bey yüksek lisans öğrencisiymiş. Görmüşler yardımcısıymış. İnşallah lisansınızı alırsınız. Teziniz umarım itilaflarda olmaz diyeyim ben. Ya da itilaflı olursa memnun oluruz bu arada. Onu söyleyelim. Geçtiğimiz gün Ankara Bölge'de Ermen 4. Vergi'de ait kanun gümrükte oluşan para yazılığına karşı ithal etsin. Bilinmeden davaya girince şeklindeki uygulamanın adil yargılama hakkı aykırılığına vergi erişim hakkına uygun olmadığında bir karar verdik gözükmekte. Üstad o kararı yani, tartışacağız. Evet evet şey bu var değil mi? Şey, evet var var üstad var. Burak Bey'di, Burakcığım diyeyim ben hadi kısa şeyle. Bunu konuşalım biz uygun görürseniz. Zaten bizim listede varmış. Aslında ben kısa şöyle ipucu vereyim. Hani idari bize süreç idari hukukunda hani idari aşama atlamama, hani idari tüketme, idari haklarını tüketmekle ilgili bir bölüm var. Onunla alakalıydı. Ben burada noktayı koyayım. Sonra Yakup anlatacak zaten bize örnek case'lerde. Tamam. Anlayışına sığınarak.
Teşekkür ederim ben. Hani yine buralardayız. Ben yani Yakup büyük bir keyifle dinliyor olacağız ama kısa da Yakup'la ilgili şöyle bir bilgi de paylaşayım dinleyicilere. Hani Yakup gerçekten şey ciddi anlamda bir gümrük müfettişliği geçmişi var. Gümrük danışmanlığı var. Aslında hukuki açıdan da çok fazla gümrük tekniğiyle güçlü hukuk mezunu bulmak da zor aslında. Özel bir alan, niş bir alan. O yüzden hani daha keyifli bir tarafını ben Yakup'a bıraktım. İşin giriş kısmıydı bu benim anlattıklarım. Gerisini siz düşünün. Daha detaylarda neler var diye. Canım sağ olun. Sağ olun Mustafa. Buyurun Yakup Bey. Şimdi tabii bundan sonra biraz daha ihtilafların aslında ortaya çıkan ihtilafların yönetimiyle ilgili konuşacağız. Burada bu arada Yakup Bey bölüyorum başlamadan ara vermeyeceğiz değerli katılımcılar. Hani devam edip çok geç saati kalmadan bitirmek istiyoruz. Yakup Bey buyurun. Devam edelim. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi gümrük mevzuatı, daha doğrusu gümrük kanunu, evet bir teknik, aslında bir idari metin ama aynı zamanda bir usul de içeriyor içerisinde. Yani dolayısıyla aslında bir usul kanunu da aynı zamanda. Bunu işte 242'de madde 242 itirazlarla ilgili maddede görüyoruz. 244 uzlaşmada görüyoruz. 6. madde kararda görüyoruz. Dolayısıyla gümrük mevzuatı kendi içerisinde ayrı bir usulü olan bir mevzuat. Ve bu usul aslında Burak Binacı bahsettiği usule uyulması ile ilgili bir ihtilaf da güncel tarihle meydana geldi. Onu da tartışacağız. Ama şunu söylememiz lazım. Eğer ihtilaf konusu olabilecek bir işlem varsa, ki bu ne olabilir? Bu bir ek kararı olabilir, bir karar verme başvurusunda bulundunuz, idare bunu reddetti. Buna yargıya taşımak istiyorsanız izlemeniz gereken bir prosedür var. O anlamda doğrudan davaya gidemiyorsunuz. Burada bir üç aşamalı bir süreç var. Uzlaşma diye bir sürecimiz var. Opsiyonel bir süreç bu. Uzlaşmaya gidebilirsiniz veya gitmeyebilirsiniz. Uzlaşmaya konu olabilecek tutarlar veya uzlaşmanın konusu sadece ek tahakkuk kararları ve ceza kararları olabilir. Mesela kararların kendisini uzlaşmaya taşıyamazsınız. Bunun gibi uzlaşmaya konu olamayacak bir takım başka unsurlar da vardır. Örneğin işte kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamına girebilecek bir konu ise artık o konuyu uzlaşmaya taşıyamıyorsunuz. Dediğim gibi bu konu uzlaşma opsiyonel bir seçenek. Gidebilirsiniz, gitmeyebilirsiniz ama itiraz zorunlu bir süreç. Eğer sonunda yargıya veya hak arama yollarını kullanmak istiyorsanız. 242. maddede bir 15 günlük süre öngörülmüş. Bu süre içerisinde idari itiraz yoluna gidebilirsiniz. İdari itirazda varsa bir üst merciye başvuruyorsunuz. Örneğin işlemi yapan gümrük müdürlüğü ise üst merci olan bölge müdürlüğüne itiraz edebiliyorsunuz. Bölge müdürlüğü tesis etmişse Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne itiraz ediyorsunuz. Gümrükler Genel Müdürlüğü eğer o işlemi tesis etmişse yine Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne itiraz ediyorsunuz. Çünkü bir üst merci yok orada. Dolayısıyla böyle bir idari itiraz prosedürümüz var. Tüketilmesi gereken ve davaya gitmeden önceki aslında son durak. Son durak mı? Oraya aslında bir seçenek daha konulabilir. İdari Yargılama Usul Kanunu'nda bir üst merciye başvuru seçeneği de var. İhtiyari bir yoldur o. Oraya da aslında gidilebilir. Ama çoğunlukla oraya giden firmada çok gümrük tarafında yok gibi. Yani normal 242. madde kapsamında idari itirazı yolunu tüketiyorsunuz. Sonrasında konu yargıya taşınıyor. Şimdi burada tabii kritik olan bir şey var. Şimdi uzlaşmaya başvurmak bazen stratejik bir karar da olabilir. Yani siz öyle bir an geliyor ki gümrük idaresinden bir anda çok ciddi rakamlar tebliğ ediliyor. 15 gün itiraz süresi deniliyor. Bu arada bir karar vermeniz lazım. Kimi zaman şey bile bilmiyorsunuz. Gerçekten hata mı yapmışsınızı bilmediğiniz durumlar olabiliyor bazen. Zaman kazanmanız gerekebiliyor veya bir takım dokümanlara, bilgilere, evraklara ulaşmanız gerekebiliyor. Bu gibi durumlarda uzlaşmaya başvurup zaman kazanmak bir seçenek olabilir. Bir ikincisi, Sercan Üstün'ün de bahsettiği gibi aslında uzlaşmada çok ciddi indirimler de alınabiliyor. Dolayısıyla eğer gri bir alanda ise ihtilaf konusu, uzlaşmaya başvurup onu
bir şekilde idareyle anlaşıp belli bir indirimle ödemek bazen gerçekten çözüm olabiliyor. O açıdan uzlaşmanın değerlendirilmesi, bu yola başvurulup başvurulmayacağı veya kullanılıp kullanılmayacağı, sonunda uzlaşma sağlayıp sağlamamak da bir seçenek. Veya uzlaşmaya girdiniz, uzlaşamadınız ama idare sonunda o tutanağa bir nihai teklifini yazıyor. İtiraz süreniz başlıyor o arada. İtiraz süresi içerisinde halen tekrar dönüp o teklifi kabul edebilirsiniz. Böyle bir seçenek de var. Bunun gibi bir takım aslında stratejik adımlar atılabiliyor uzlaşma aşamasında. İtiraz aşaması ise işte normal bir süresi var. 30 gün içerisinde karara bağlanması gerekiyor. İdare çoğunlukla iş yükünden veya iç yazışma yapması gerektiğinden, yeri geldiğinde bazen merkeze sorması gerektiğinden bu sürelere uyamayabiliyorlar. Orada işte süre uzatım kararları tebliğ ediliyor. Özellikle şu aralar İstanbul'da çok yoğun. Yani her yaptığımız itiraz dilekçesi ne 10 gün içerisinde yanıt geliyor, 6 ay sonrasında gün veriyorlar. Şu tarihte, şu tarihe kadar kararlaştırılacaktır gibisinden. Ama orada tabii maksimum bir 6 aylık süre var. O önemli. Onları örneklerini konuşacağız birazdan. Sonrasında idari yargıya gidiyorsunuz. İdari itirazdan bir açık red kararı veya bir zımni red kararı aldıktan sonra yargıya gidebiliyorsunuz. Burada önemli olan şey şu. Gümrük mevzuatı ile ilgili itiraflarda siz her zaman için bir olumsuz işlemi dava konusu yapıyorsunuz. Yani bir red kararını dava konusu yapıyorsunuz. İtiraz ediyorsunuz. İtirazınız kısmen veya tamamen reddediliyor. Bu red kararına karşı dava açıyorsunuz. Doğrudan ek tahakkuk kararını dava konusu yapmıyorsunuz. Veya geri verme, kaldırma başvurusunun reddini dava konusu yapmıyorsunuz. Bu red kararına karşı yaptığınız itirazın reddi üzerine dava yoluna gidebiliyorsunuz. Bu açıdan bu üç basamaklı süreç önemli. Dediğim gibi burası stratejik olarak kullanılabiliyor. Zaman kazanmak için, konuyu anlamak için veya dosyayı tekemmül ettirmek için. Yani öyle bir şey ki bazen ne oluyor? İşte bir idari itiraz süreci başlatmanız lazım ama o arada da yurt dışında işte bir takım belgelerin gelmesi gerekiyor veya işte onların apostilli olması gerekiyor. O arada Noel'de olabilirler veya zaten mesai içerisinde olsalar bu süreyi bazen ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Veya idari itirazı yaptınız ama ilave söylemek istediğiniz şeyler var. İşte orada acaba ek bir itiraz dilekçesi verebilir miyim vesaire. Bu konuların da değerlendirilmesi gerekiyor. Ama bir şekilde burada bir usul hatası yapmamanız lazım. Yani burada usul hatası yaptığınız anda bazen hak kayıplarıyla uğrayabiliyorsunuz ki dediğim gibi birazdan bunun örneklerini aslında konuşacağım. Bakıldığında gümrük ihtilaflarını nasıl etkin yönetebiliriz diye baktığımızda aslında şöyle bir resim çıkıyor benim gözümde. Yani işte 16 yıldır gümrükle uğraşıyorum. Bir defa çok bir nasıl diyeyim birçok alanla kesişen bir konu. Yani bir zaten bir gümrük mevzuatı var. Teknik bir mevzuat bu. Bir uluslararası sözleşmesinden tutun da işte idarenin yayınladığı bir tebliğe genelgeye kadar aslında çok katmanlı, çok farklı düzeyde düzenlemelerin, yasal metinlerin olduğu bir alan. O anlamda zaten kendi içerisinde yeteri kadar karışık. Sercan Usta'nın da bahsettiği gibi az önce biraz da eşyayı takip eden, eşyaya bağlı olarak eşyaya özel düzenlemeler içeren dağınık, karışık bir mevzuat ve belki daha da önemlisi kendine has bir dili olan bir mevzuat. Yani gümrük kanunu açıp normal bir hukuk mezununu okuttuğunuzda çok bir şey anlamıyor. Yani haklı olarak anlamıyor çünkü kendine ait bir dili var. Ayrı bir terminolojisi var orada. Yani işte ne, gümrük onaylanmış işlem veya kullanım dersiniz. Karşıdaki kişi bunu belki tanımla dediğinizde iki cümleyle tanımlar. İşte konuyu bilen birisi oturur size yarım gün o konuyu anlatır ne olduğunu. Böyle bir yönü de var. Yani bir terminoloji, bir çok katmanlı olma, çok bir de uluslararası boyut olma konusu var. Bir yandan bakıyorsunuz gümrük mevzuatı aynı zamanda aslında bir vergi mevzuatı. Dolayısıyla vergiyle de ilgili. Anayasadaki o vergi düzenlemeleri, ilkeler, vergi hukukunun temel prensipleri bunların da dikkate alınması lazım.
veya işte gümrük idaresi dediğimiz idare sonunda Ticaret Bakanlığı'na bağlı bir idari birimden bahsediyoruz. Burası aynı zamanda bir devlet dairesi aslında ve onun kendi bir hukuku var. İdare hukukuna tabi. Örneğin geçenlerde bir ihtilafta şunu yaşadık. Gümrük İdaresi Bölge Müdürlüğü'ne firma geri verme kaldırma başvurusunda bulundu. Bölge Müdürlüğü kabul etti, tamam dedi, bunlar geri verilsin dedi. Ama o arada da merkezden bir yazı idareye intikal ediyor. İdare diyor ki işte şu vergileri geri vermeyin diye. Gümrük Müdürlüğü'ne bu geri verme kaldırma kararı intikal ettiriliyor. Gümrük Müdürlüğü o merkezden gelen yazıyı gerekçe göstererek firmaya dönüp şunu dedi. Tamam, ben gümrük vergisini vereceğim, ödüyorum ama ilave gümrük vergisini ödemiyorum. Şimdi burada buna nasıl itiraz edeceğiz? Yani buna gümrük mevzuatı bağlamında itiraz etmek çok mümkün değil. Çünkü konu tamamen idare hukukunun konusu. Yani bir bölge müdürlüğünün tesis etmiş olduğu bir kararı gümrük müdürlüğü uygulamam diyor. Yani bölge müdürlüğün kararı orada duruyor aslında. İptal edilmedi, geri alınmadı, değiştirilmedi. Dolayısıyla orada ilk itirazınız tabii ki idare hukukundan oluyor. Yani siz alt merci olarak bir üst idari mercinin tesis ettiği kararı uygulamamazlık yapamazsınız. Artık gümrük kanununda zaten idari kararların derhal uygulanması şeklinde açık bir düzenleme var. Veya tabii ki cezalardan bahsediyoruz. Yeri geliyor, biz çok o alanda çalışmıyoruz ama ceza hukukunun konusuna giren veya Türk kaçakçılık mücadele kanunun alanına giren konularda bazen olabilir tabii ki. Dolayısıyla orada ceza hukuku, kabahatler kanunu, ki orada kabahatler kanunu, ceza hukukunu, ceza kanununa, TCK'ya çok fazla atıf var. Dolayısıyla kabahatler kanunu doğru uygulamak için ceza kanunu da bilmek gerekiyor. Veya bakıldığında sonuçta idare hukukundan bahsediyoruz. Yani ve vergi hukukunda ve burada birçok konu bakıldığında içtihatla oluşuyor aslında. Yani idare hukukunun çok yazılı bir hukuku yok aslında. Konu Danıştay kararları etrafında şekillenen bir konu. Yani en basit örneği ihtirazi kayıt. İhtirazi kayıt diye bir düzenleme başlangıçta aslında kanunla gelmiş bir şey değil. Bu Danıştay'ın içtihatlarıyla oluşan bir müessese bakıldığında. Veya bunun gibi aslında birçok hukuk devleti ilkesinin özellikle vergilerin kanuniliği, belirliliği, öngörülebilirliği gibi birçok ilkenin altını dolduran şey bakıldığında içtihat. Gümrükle ilgili şöyle bir özel konu var. Gümrük tarafında bizim uyguladığımız birçok mevzuat veya konu aslında uluslararası sözleşmelerden geliyor. Yani kıymet konusunu ele alalım. Bakıldığında GATT Sözleşmesi'nden gelen bir düzenleme aslında. Veya Geçici İthalat Sözleşmesi, işte İstanbul Sözleşmesi olarak geçen o ata karneleriyle ilgili sözleşme, bizdeki düzenlemeler bakıldığında o İstanbul Sözleşmesi'nin aslında iç hukuka aktarılmasından ibaret. Veya Tır Sözleşmesi aynı şekilde. Dolayısıyla bizde olan bir ihtilafın başka bir ülkede de olma ihtimali, aynı mevzuata tabi olma ihtimali çok yüksek. Yani çok basit bir örnek, işte yazılım bedellerini nasıl gümrük karşısında nasıl kıymetlendirileceği, nasıl değerlendirileceği, kıymeti dahil edilmeyeceği ile ilgili siz Türk hukukunda bir açık bir düzenleme zaten çok yok. Bir yönetmelikte bir madde var. Mahkeme kararı yok. Ama bu sorunun cevabını gidip uluslararası başka mahkemelerde bulabiliyorsunuz. O açıdan bakıldığında aslında girift bir alan ve iç içe geçmiş birçok boyutu olan çok katmanlı bir aslında ihtilaf alanından bahsediyoruz. Yani yeri geliyor vergi hukukundan itiraz ediyorsunuz, yeri geliyor idare hukukundan, yeri geliyor işte uluslararası bilmem ne mahkemesinden temin ettiğiniz kararı mahkemeye sunabiliyorsunuz. Bu şekilde aslında ya benim açımdan eğlenceli bir alan. Çok nasıl diyeyim, yaratıcı olabileceğiniz bir alan. Bir de biraz da bakir bir alan. Yani birçok konuda aslında şey yok. Ortada bir emsal karar yok dayanabileceğiniz. Yazılı hukuk zaten çok fazla olmayabiliyor veya yazılı her şeyi düzenleyemezsiniz zaten. Bu açıdan güzel bir alan diyebilirim yani kendi adıma.
Şimdi burada bazı mahkeme kararlarını tartışmak istiyorum. 5 tane karar koydum. Bunlar özellikli kararlar biraz. Aslında biraz nüans ön plana çıktığı kararlar. İlki Anayasa Mahkemesi'nin 2019 yılında tesis ettiği bir karar. İtilafın özü şu. Firma bir solüsyon tarzı bir ürün getiriyor. Firma bu ürünün aslında 33.04'ten sınıflandırılması gerektiğini düşünüyor. Kendisine göre bu eşyanın veya 34.02 miydi? 30.04'te sınıflandırılması gerektiğini düşündüğü bir ürünü getiriyor. Ama gümrük idaresi diyor ki hayır, bu ürün bir göz solüsyonudur ve 33.07'den beyan etmeniz gerekir. Tabii 33.07 ile 30.04 arasında şöyle bir fark var. 33.07'de ÖTV var. Dolayısıyla firma aslında idarenin uygun bulduğu tarifeden beyan ederek daha fazla vergi ödüyor. Ve bu idareye katılmadığını da aslında ihtirazi kayıt koymak suretiyle deklar ediyor idareye. Yani gümrük beyannamesinde 44 numaralı hane genelde kullanılır. Denir ki biz bu ürünün tarifesini ihtirazi kayıtla veriyoruz. Doğru tarife şu olmalıdır gibi bir şekilde aslında o yaptığınız beyanın kendi iradeniz sonucu olmadığını, salt gümrük idaresinin ek takip ve daha da önemlisi ceza kararına muhatap olmamak için 33.07'den beyan ettiğinizi ortaya koyuyorsunuz. Bu size ne sağlıyor? İşte yargı yolunu açıyor. Çünkü normalde bizde vergi hukukunda daha doğrusu beyanın bağlayıcılığı söz konusu. Kendi beyanınıza siz dava açamazsınız, itiraz edemezsiniz. Kendi beyanınızla hesaplanan vergileri dava açmıyor olmanız lazım normal şartlarda, ama itiraz kayıt koyduğunuzda burada problem yok. Firma da bunu yapmış. Yani 33.07'den beyan etmiş, inanmadığı tarifeden ve itiraz kaydını da koymuş. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Sonrasında firma gidip Gümrük Kanunu'nun 211. maddesi kapsamında bir geri verme kaldırma başvurusunda bulunmuş. Yani nedir? İşte ben bu firmaları fuzulen yanlışlıkla fazla ödedim. Bu vergileri bana geri verin diye Gümrük İdaresi'ne bir başvuruda bulunuyor. Gümrük İdaresi bu başvuruyu reddediyor. İtiraz ediyor. İtiraz reddediliyor. Ve bütün o yargı süreçlerinin tamamı firmanın aleyhine sonuçlanıyor. Danıştay'da da kesinleşen bir karar söz konusu. Ve daha sonra firma bireysel başvuru hakkını kullanarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Anayasa Mahkemesi tesis ettiği 2019'daki kararda şuna hükmediyor. Diyor ki sizin gümrük mevzuatı bağlamında bu vergilerin geri alınması ile ilgili olarak başvurabileceğiniz iki tane yol vardır. Bunun birisi 242. madde kapsamındaki itiraz yoludur veya 211 kapsamındaki geri verme kaldırma yoludur. Ama diyor siz 211'den ilerlemişsiniz. 211 sınırlı bir yoldur, etkin bir yol değildir. Siz 211. madde kapsamındaki geri verme kaldırma başvurularında davanın veya ihtilafın esasını çok fazla tartışamazsınız. Orada gümrük idaresi şuna bakacak. Başvurunuz aldığında evet gerçekten burada firma fazla vergi ödemiş veya evet gerçekten yanlış tarifeden beyan etmiş diyorsa siz 211'i etkin kullanabilirsiniz. Ama yok, ayrıca bir araştırma yapmak gerekiyor, bir tetkik, bir tahlil vesaire yapmak gerekiyorsa diyor ki siz 211'i kullanamazsınız, sizin itiraz yolunu işletmeniz gerekirdi. O açıdan aslında firma süreci doğru başlatmış. Bakıldığında ihtirazı kayıt koymak o anlamda doğru bir aşama. Ama sonrasında geri verme kaldırma başvurusu yerine itiraz yoluna gitmiş olsaydı muhtemelen olumlu bir sonuç alabilirdi, ama bu durumda alamamış. Yani Anayasa Mahkemesi etkin yolların tüketilmediği gerekçesiyle bakıldığında firmanın mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasını reddetmiş. Bu şunu gösteriyor. İşte 211 ile 242 arasındaki o nüans farkını bilmek lazım. Yani burada o hatayı yaptığınız anda bir anda sizi kimse dinlemeyebiliyor. Önemli. Şimdi yine başka bir karar var. Danıştay'da kesinleşen bir karar. Daha doğrusu Danıştay'ın bozduğu bir karar. Muhtemelen o şekilde de kesinleşmiştir. Şöyle, gümrük idaresi bir para cezası
tanzim ediyor, firmaya tebliğ ediyor. Firma buna süresi içerisinde itirazsız yoluna gidiyor. 15 gün içerisinde itiraz ediyor ve gümrük kanununa göre 30 gün içerisinde karar verilmesi gerekiyor. İtirazı karara bağlanması gerekiyor. O 30 günlük süre dolmadan önce gümrük idaresi firmaya dönüp karar süresinin uzatıldığını tebliğ ediyor. Burada kritik konu 30 günlük süre içerisinde bunu yapıyor ve sonrasında da yazışmaların devam ettiği ve bitimine müteakip 30 gün içerisinde karar verileceğini firmaya bildiriyor. Firma o 30 günün başlangıçtaki 30 günün dolmasını müteakip bunu artık benim itirazım belirsiz cevapla zımnen reddedilmiştir deyip dava yoluna gidiyor. Ve vergi mahkemesi şuna hükmediyor. Diyor ki siz ortada dava konusu yapabileceğiniz bir karar yok. Çünkü gümrük idaresinin işte gümrük kanunu 6. maddesi kapsamında bu süre uzatımını daha doğrusu karar süresini uzatma yetkisi vardır. İdare de size bunu zaten bildirmiştir. Dolayısıyla siz zımni red oluştuğu iddiasıyla dava açtı iseniz de aslında burada bir zımni red yoktur. Dolayısıyla davanın incelenmek için reddine karar veriyor. Buradaki konu gümrük kanunu 6. maddesi, idari yargılama usul kanunu 10. maddesi. Bunların kendi içerisindeki ilişkiler. Ve firma bu ilk derece mahkemesinin kararına karşı dava yoluna gittiğinde Danıştay 7. daire şuna hükmediyor. Diyor ki evet gümrük kanunu 6. maddesinde böyle böyle bir 30 gün içerisinde karar verilmesi, verilmediği takdirde süre uzatımı, süre uzatımında hangi sürede karar verileceği vesaire düzenlenmiş. Ama idarenin sonsuza kadar karar uzatabileceğine ilişkin bir şey yok. Veya idarenin uzatabileceği bir azami süreyle ilgili bir sınır gümrük kanunda yok. Dolayısıyla orada bu gümrük kanundaki özel düzenlemelerde bunları dikkate almak lazım. Ama gümrük kanunu sessiz kaldığı yerde de idari yargılama usul kanunu uygulamak lazım. Genel kanun niteliğinde deyip idari yargılama usul kanunun 10. maddesine gidiyor. Orada da 6 aylık bir 30 günlük sürede cevap verilmediği veya süre uzatımında yargı mercileri belirsiz cevap kabul ediyor. Orada kişinin bir seçim yapma hakkı vardır. Dava yolunda gidebilir veya 6 aylık sürede veya idarenin uzattığı kadar 6 aydan az olmak kaydıyla o sürede bekleyebilir diyerek vergi mahkemesinin tesis etmiş olduğu kararı bozuyor. Dolayısıyla buradan şu sonuca varıyoruz. Evet, idare gümrük kanunu 6. maddesi uyarınca karar süresini 30 günden fazla uzatabilir. Ama bu İdari Yargılama Usul Kanunu 10. maddesi de burada uygulanır. Orada da bir 30 gün sonunda bir belirsiz cevap düzenlemesi vardır. O belirsiz cevap kişiye doğrudan dava yoluna gitme veya idarenin vereceği kararı bekleme yetkisi verir veya seçme hakkı verir ama 6 aydan fazla da süremez. Bu önemli. Bununla ilgili ama çok fazla da karar var. Yani benzer şekilde çıkar. Şimdi başka bir konuğumuz ilave gümrük vergisi. Bu son dönemde aslında artan bir konu. Çok fazla tebligat veya ek tahakkuk ceza kararı geliyor firmalara. Konuştuğumuz veya konuşacağımız ihtilafta firma ATR dolaşım belgesiyle Avrupa Birliği'nden bir ürün getiriyor. Ürün Bosna Hersek menşeli ve ürünün ithalinde normalde diğer ülkeler dediğimiz ülkeler menşeli ise ilave gümrük vergisi var. Ama Bosna Hersek'le Türkiye'nin bir serbest ticaret anlaşması olduğu için ve bunu kapsamda aslında Bosna Hersek menşeli olanları da ilave gümrük vergisine tabi değil. Ama burada şöyle bir problem var. Firma bunu Bosna Hersek'ten doğrudan getirmiyor, Avrupa üzerinden getiriyor. ATR dolaşım belgesiyle geliyor. Eşya serbest dolaşımda, dolayısıyla gümrük birliğinin kapsamında ve menşe belgesi olarak da bir menşe şehadetnamesi ibraz ediyor. Daha sonra gümrük idaresi diyor ki siz menşe şehadetnamesi doğru belge değildir. Sizin burada tedarikçi beyanı sunmanız gerekirdi deyip firma hakkında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenliyor. Dolayısıyla buradaki konu yine işte tercihli menşe, tercihli olmayan menşe ve bunların tevsiki konusuna dönüyoruz. Şimdi normal şartlarda gümrük idaresi burada haklı diyebiliriz teknik anlamda.
Ama yargı organları çok fazla tercihli menşe, tercihli olmayan menşe ayrımını çok dikkate almıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Nitekim vergi mahkemesi şuna hükmediyor. Diyor ki sizin burada bir ürünün zaten Bosna Hersek menşeli beyan edilmiş. Faturası da zaten ve diğer belgelerinde Bosna Hersek kayıtlı. Ürünün menşe şehadetnamesi de var. Dolayısıyla daha sonra dava aşaması uzun dönem tedarikçi beyanını da firma zaten getirdi deyip davanın kabulüne karar veriyor. Tabi burada aslında belki en etkili argüman uzun dönem tedarikçi beyanının sonradan getirilmiş olması. Yani evet başlangıçta olmasa da dava aşamasına getirildiğinde mahkeme bunu kabul ediyor. Bu önemli. Yani çünkü gümrük idaresinin yaklaşımı uzun süredir şöyle. İthalat esnasında ibraz ettiğiniz takdirde dikkate alıyor ama daha sonra getirdiğinizde yine şimdi biraz geçici maddelerle bu esnedi ama geçmişte çok şeydi yani ilave gümrük vergisine tabi ürünün menşe belgelerinin sonradan getirilemeyeceğine dair idarenin bakıldığında şeyleri vardı, yazıları vardı. Bir sonraki karar aslında çok sıcak bir karar. Çok da tartışmalı bir karar. Gördüğüm kadarıyla sosyal medyada tartışılan bir karar. Ve önemli de bir karar aslında. Yani şöyle ki, firma yine ilave gümrük vergisine tabi bir ürünü ithal ediyor. İlave gümrük vergisini ödüyor ithalat esnasında. Daha sonra da gidip gümrük müdürlüğüne başvurup ödediği ilave gümrük vergisinin geri verilmesini istiyor. Gerekçesi de şu, ilave gümrük vergisi zaten kanuna aykırıdır. Zaten tahsil edilmemesi gerekir deyip ilave gümrük vergisinin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla geri vermek kaldırma talebinde bulunuyor. Bu talep reddediliyor. İtiraz ediyor bir üst merciye. Üst mercideki itirazı zımnen reddediliyor. O 30 günlük süreçte yanıtlanmadığı gerekçesiyle ve firma dava yoluna gidiyor. Vergi mahkemesi verdiği kararda aslında bakıldığında ilave gümrük vergisinin sanki daha çok bir korunma önlemi gibi algıladığını görüyoruz. Yani işte yerli sanayiyi korumak için bir zarar doğarsa vesaire Cumhurbaşkanı bunları uyguluyor gibi bir yorum var aslında orada. Ve nitekim şuna hükmediyor. Diyor ki ilave gümrük vergisi bir vergidir, bir korunma önlemidir ve 474 sayılı gümrük tarife cetveli hakkında kanunda da Cumhurbaşkanı'na bu korunma önlemi olarak uygulanmasıyla ilgili bir yetki verilmemiştir. Dolayısıyla ilave gümrük vergisinin arkasında bir kanun yoktur şeklinde bir anlamda bunun kanuna dayanmadığını ama anayasanın da işte 73. maddesi uyarınca verginin kanuniliği ilkesi yani vergi ancak kanunla konulur düzenlemesi uyarınca firmanın talebini kabul ediyor. Dolayısıyla o itirazın reddi kararını iptal edip firmanın talep ettiği ilave gümrük vergisinin iadesine hükmediyor. Bu karar taze yani Şubat tarihli. Dolayısıyla istinafa gidilmiştir burada. İstinaftan henüz karar çıkmadı veya biz duymadık ki 3 ayda da çıkmıyor zaten. Dolayısıyla şu anda yargıda halen kesinleşmemiş bir karar. Tabii burada şu önemli. Aslında tabii şu bilgiyi de paylaşayım. Bu konuştuğumuz ilk derece mahkemesi kararı yanlış hatırlamıyorsam 128 bin liralık bir karar. Dolayısıyla da şeye temiz yolu kapalı. Yani istinaf yolunda kesinleşecek tutar koşulunu sağlamadığı için Danıştay'a gitmeyecek. Ama Danıştay'ın biz aslında bu konudaki yaklaşımını biliyoruz. Nitekim bu ilave gümrük vergisi dediğimiz vergi ilk defa son 2 yılda, 3 yılda gelmiş bir vergi değil. Evet yaygınlaşma son 2-3 yılda ama ilk karar 2011'de bakıldı tekstil ürünlerine gelen. Sonrasında ayakkabı ve deri ürünleriyle devam etti. Sonrasında arttı. En son 36 tane yanlış hatırlamıyorsam ilave vergisi tesis eden karar vardı. Bunların hepsi de ya Bakanlar Kurulu kararı, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçince de Cumhurbaşkanlığı kararı şeklinde yayınlandı. Yani bunların hiçbirinin arkasında bir kendisi kanun değil. Ama ve vergilerin ancak kanunla konulabileceği itirazıyla daha önce de en az iki tane, belki
bize yansımayan daha fazla da olabilir ama iki tane Bakanlar Kurulu kararına karşı Danıştay'da iptal davası açıldı. Ve Danıştay bu kararlarında incelemelerinde şuna hükmetti. Bu ilave gümrük vergisi dediğimiz vergi yeni bir vergi değildir. Bu aslında ilave gümrük vergisi 474 sayılı kanuna dayanan bir vergidir. O kanun ikinci maddesinde geçmişte Bakanlar Kurulu'na, bugün de Cumhurbaşkanı'na tanınan bir yetki kapsamında aslında oranların arttırılmasından ibarettir. Dolayısıyla halen aslında bu bir gümrük vergisidir şeklinde kararı var. Ve bu karara karşı da geçmişte temiz yoluna başvuruldu. Temiz'i vergi dava daireleri kurulu inceledi ve Danıştay 7. Daire'nin kararını hukuka uygun buldu. Dolayısıyla Danıştay'ın yaklaşımı zaten ilave gümrük vergisinin bir yeni vergi olmadığı ve arkasında aslında 474 sayılı kanun olduğu. Dolayısıyla bunun kanuni değildir şeklinde bir itirazın geçersiz olduğu ile ilgili dediğim gibi en az iki tane kesinleşmiş yargı kararı var. Buna rağmen İstanbul işte 2. Vergi Mahkemesi bu kararı nasıl tesis etti açıkçası ben de merakla bekliyorum. Sonucunu da merakla bekliyorum. Şimdi son kararımız aslında tam da az önce Burak Bey'in bahsettiği karar. Burada da firma adına bir ek tahakkuk ve ceza kararı tanzim ediyor Gümrük İdaresi. Firma buna karşı dava yoluna gidiyor. Ama dava yoluna kararda çok açık değil ama veya bende çok açık değil ama şunu anlıyorum. Demek ki 15. günden sonra 30. günden önce bir diyelim ki 20. gün dava yoluna gidiyor. O arada idare firmanın itirazını değerlendiriyor ve nihai kararını veriyor. Diyor ki tamam ek tahakkuk kararı burada hukuka aykırı olmuş. Ek tahakkuk kararını kaldırıyorum ama ceza kararına yönelik itirazı reddediyorum şeklinde bir karar veriyor. Yargı süreci başladıktan sonra. Yargı da burada şuna hükmediyor. Diyor ki ben diyor tamam vergim ilişkili ek tahakkuk kararı kaldırıldı. Dolayısıyla burada yeni bir karar verilmesine yer yoktur. Ama ceza ile ilgili olarak da diyor ki siz idari itiraz süresini doldurduktan sonra ve idari itiraza başvurmadan bana geldiniz. Dolayısıyla normalde benim merciine tevdi kararı vermem gerekiyor. Ama zaten bunun etkili olabilmesi için, hukuki bir fayda yaratabilmesi için 15 günlük itiraz süresi içerisinde dava açmanız olmanız gerekirdi. Siz zaten ben dosyanızı idareye de göndersem, zaten idare 20. gün dava açtınız. Dolayısıyla süresi içerisinde dava açmadınız, daha doğrusu itiraz süresi içerisinde dava açmadığınız için zaten reddedecek. Dolayısıyla burada hukuki bir yarar da yoktur deyip itirazla ilgili kısmı da reddediyor mahkeme. Bunun üzerine firma istinaf yoluna gidiyor. Ve istinafta enteresan bir şekilde Bölge İdare Mahkemesi şuna karar veriyor. Diyor ki Gümrük Kanunu'nun 444. maddesinde uzlaşma düzenlenmiştir. Uzlaşmada da işte uzlaşma başvurusuyla birlikte itiraz ve dava açma süreleri durur şeklinde bir düzenleme var. Bu da gösteriyor ki der şey yapamazsınız. Yani ille de itiraz yoluna gitmek zorunda değilsiniz davaya gitmek için. Uzlaşmaya başvurduğumda eğer itiraz ve dava süreleri duruyorsa uzlaşma süreci bittikten sonra demek ki ikisi de başlayabilir. Demek ki davaya gitmek için öncelikle itiraz yolunu tüketmem gerekir gibi bir zorunluluk yoktur deyip o 244. maddedeki o ibareye gerekçe göstererek ve aynı zamanda da işte adil yargılanma hakkı, yargı yoluna erişim vesaire gibi bir takım anayasal ilkelerden yola çıkarak aslında şuna hükmediyor. Diyor ki vergi mahkemesinin verdiği karar hukuka aykırıdır. Çünkü burada her ne kadar itiraz yolu tüketilmeden dava yoluna gidilmişse de burada aslında bu pekala mümkündür. Şimdi bakıldığında ya bu çok yeni bir yaklaşım. Yani yeni derken şöyle aslında 244. maddedeki o ibareyi ben
bir yıl önce fark etmiştim. Yani şöyle, hatta bilgisayarımda makalesi yazılacak konular var. Orada not aldığım bir konu aslında bu. Yani oradaki veya dava süresi durur ibaresi aslında yanlış. Yani tamam kanun, ama gümrük sistematiğinde Danıştay'ın da kararlarına gittiğinizde bu konuda binlerce karar var. Yani binlerce karar şunu söyler: gümrük mevzuatı bağlamında siz sadece red kararına karşı dava açabilirsiniz. Ek tahakkuk kararını kendisine dava açamazsınız. Önce idari itiraz yolunu tüketin şeklinde. Dolayısıyla 244. maddedeki o ibare bana göre, bilmiyorum, benim yorumum o. Sanki böyle gözden kaçtı, bir şekilde girdi oraya. Onun sonuçlarını bugün burada görüyoruz. Yani bakıldığında 244'teki o uzlaşmaya başvurulduğunda itiraz veya dava süresi durur cümlesi bugün şuna döndü. Demek ki benim o zaman itiraz yolunu tüketmek zorunda değilim. Bir konuyu davaya taşımak için doğrudan davada açabilirim gibi aslında biraz da gümrük mevzuatının veya bugüne kadar yerleşik içtihadın aksine bir karar çıktı. Ve karar da kesinleşti bu arada. Yani şey de yok. Temiz yolu kapalı bir karar. Muhtemelen Danıştay düzeltecektir diye bunu düşünüyorum. Ama yeni olduğu için de çok akıbetini açıkçası bilgim yok. Belki Yakup burada bu konuya ilave, şimdi bu konu aslında bizim temel idari hukukuna aykırı bir durum aslında. Hani yaklaşım, ama Danıştay'ın verdiği kararlarda da bir tutarlılık var. Muhtemelen var. Hani bölge idare mahkemesi olduğu için buna göre de çok itibar etmemek gerektiği kanaati de var. Yani belki öyle demek de doğru gibi duruyor. Belki kanun çeviri bizim. Yani çeviri hatası olabilir ta geçmişten. Yani hukuki açıdan da çok bir şey olmadığından dolayı şu zamana kadar çok dikkat çekmemiştir belki. Ama şöyle bir durum var. Hani bizde zaten uygulamada şu konular çok olurdu. Doğrudan davaya gitmek ya da itiraz etmekle ilgili önceden, hani vergiyle ilgili bir konu olduğunda doğrudan dava açın. İşte bu gümrük kanuna girmiyor. İşte KKDF'i bir arada çok tartışırdık. Damga vergisiyle ilgili konu olduğunda çok tartışılırdı. Orada bile aslında bu idarenin, hani dava, hani idare açısındaki o sürecin tamamlanmasını aslında idare bir şekilde dikkate alıyordu. O yüzden ilginç bir gelişme. Belki evet. Tez öğrencimiz sormuştu. Belki güzel bir tez konusu da olabilir. Aslında senin işaret ettiğin noktalara göre. Ama sen makaleni yazarsan yardımcı da olmuş olursun bence. Ya umarım yok bu olaydan sonra dediğim gibi bu benim onu not almam bir yıl önceydi. Bu karar çok şey, yani sirkülasyona çıkalı. Ama doğru değil. Bunu bir kez şeyi dememiz lazım. Evet. Hani biz gümrük teknolojisinden bu karar doğru bir karar değil. Bunu ben uyarak idari işlem yapmayı da tavsiye etmiyoruz. Hani evet, sizin evet. İdari sürecinizde itirazınızı yapın. Sonucuna göre davaya gidin. Doğrudan dava açma yolu bu karara göre hareket etmek doğru olmayabilir. Üstad bir de şöyle bir şey var tabii. Burada bu karar şunu söylemiyor. Doğrudan dava yoluna gideceksiniz demiyor. Diyor ki itiraz yoluna da gidebilirsiniz. Doğrudan davaya da gidebilirsiniz. Dolayısıyla biz bu kararın doğru olduğunu varsaysak bile itiraz yoluna gidip sonradan dava yoluna gitsek herhangi bir hak kaybına uğramayız. Ama bu karar yarın bir gün doğru değil derse Danıştay, işte o zaman hak kaybına uğrarsınız. Eğer doğrudan davaya giderseniz. Dolayısıyla riskli bir karar. Gümrük tekniği veya o bahsettiğim az önceki zaten bir ayrı usulü vardır dediğimiz usulü biraz alt üst eden bir karar. Yani oradaki itiraz önemli bir yerde duruyor. Bu bile bir itilaf konusu olabiliyor. Yani yargı bile itilaf çözmesi adına verdiği karar yeni itilafların önünü açabiliyor. Böyle şeyler olabiliyor. Bu bile bizim hani işin hani farklı bir yönü. Tam bu son konuydu değil mi? Öyle hatırlıyorum. Evet, benim son konum buydu. Yaşar Bey, biz kabaca sorunları tamamladık. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun Yakup Bey. Çok yani keyifli geçti. Şimdi sorularımız var. Siz köne kısmını görebiliyor musunuz Yakup Bey? Ben göremiyorum ama şu ekrandan çıkmam gerekiyor. Çıkarsam evet, paylaşımı göreceğim. Durdurun isterseniz. Tamam. Alt tarafta köne kısmı var. Orada soru ve cevaplar kısmında Burak Bey'in sorusuna gereken cevabı zaten son şeyde de örnekte de vermiş oldunuz. Hale Hanım bir konuda yazmış. İsterseniz onu okuyun. Katılımcılar da görebiliyor bu arada soruları.
Yakup göremiyoruz. Gördün mü? Görüyorum Üstad. Tamam. Evet, çok aslında şöyle bir Haylan'ın sorusu çok yakında bizim de tartıştığımız bir konu. Haklısınız, yani bölge müdürlükleri yaptığınız itirazı kısmen kabul, kısmen reddedebiliyorlar. Rakamlar değişebiliyor veya işte ne olabiliyor? Bizim örneğimizde mesela şu olmuştu. Ceza kararını iptal etmişti. Ek takip kararının da %90'ı iptal etmişti. %10'u olması gerekir deyip yeni bir ek tahakkuk kararı düzenlenmesi gerekir mütalasıyla, ama yaptığımız itirazı da kısmen kabul, kısmen red şeklinde bir karar verdi. Orada şöyle bir handikap yaşadık. Kısmen red dediği için aslında itirazımız kısmen reddedildi. Ama bir yandan da ek tahakkuk veya ceza kararının iptal ettiği yeni bir karar tesis edilsin gerekçesiyle. Şimdi yeni bir karar tesis edildiğinde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yine itiraz edeceksiniz. Yani yine bölge müdürlüğüne gidip itiraz etmeniz lazım. Çünkü yeni bir karar artık o. Rakamı daha düşük veya işte konusu vesaire farklı, daha farklı sayı ve tarih olan bir karara karşı dava yoluna gitmeniz gerekiyor. Bunun için de öncelikle yine bir itiraz sürecini tüketmeniz lazım. İtiraz yine aynı merceğe yapıyorsunuz bu arada. Bölge müdürlüğüne. Yani o itirazdan etkin bir sonuç alınabilir mi? Bu önemli. Yani çok bir hukuki fayda yok aslında o itiraza başvurmaktan. Ama tüketmek zorundasınız o yolu. Dolayısıyla bizim yaklaşımda açıkçası burada şu. Bölge müdürlüğü eğer itirazı kısmen kabul edip kısmen reddediyorsa o itiraz konusu işlemi düzeltmeli. Yani nedir? Cezayı iptal ediyorum dedi. Tamam, iptal etsin cezayı. Ek tahakkuk kararında yarısını diyelim. Evet, bu beyannameler veya rakam bu kadar değil desin. Yarısını iptal etsin. Diğer yarısı kalsın ama. Çünkü ondan sonra ben o kalan yarım üzerinden dava yoluna gideceğim çünkü. Dolayısıyla orada şey, bana göre en efektif, yargı yolunda en hızlı açan süreç bölge müdürlüğünün mevcut kararı revize etmesi, düzeltmesi, kendine göre bu kısmı hukuka uygundur, bu kısmı değildir deyip hukuka uygun olmayan kısmı iptal edip veya kaldırıp daha teknik tabirle geri kalan kısmı düzelterek doğrudan yargı sürecini başlatması. Aksi takdirde tekrar müdürlüğe dönüyoruz. Tekrar onlar bir işlem yapıyorlar, tekrar aynı merceğe geliyorum. Zaten öyle yapması gerektiğini bölge müdürlüğü söyledi. Zaten o itirazdan bir sonuç çıkmayacak. Dolayısıyla bu şu anki şartlarda 6 ay demek bu arada. Yani en az 6 ay daha aslında ben mahkemeye gideceğim. İdeali biraz yolu uzatıyor gibi değil mi? Evet. Aslında evet. Bu içerisinde bu temel yaklaşım bu. Aslında doğru. Temelde belki de şey yapması lazım. Kabul etmediği kısma yeni bir karar aslında. Hani kabul edip yeni bir karar vermesi lazım. Sonra Haylan'ın devamında aslında haklı bir şeyi söylüyor. Hani uzlaşma ya da indirilme ödeme hakkının ortadan kayboluyor. Aslında ben size bir ilave bir şey daha söyleyeyim Haylan'ım. Yapılandırma çıksa mesela, bu arada yapılandırma hakkını bile tartışmalı hale getiriyorlar. Yani o yüzden hani bu sürecin daha sağlıklı olması gerekiyor. Hani Yakup da detaylı anlattı. Sanki bu konuyla ilgili Gümrükler Genel Müdürü bir yazısı var. Mustafa Gümüş imzalı bir yazı. Yani bunlarla ilgili hatırlar mısınız? Revize ile ilgili tarih çok tartışılırdı. Hani eski tarihle mi yeni tarihle mi olacak diye. İşte bu sizin uzlaşma indirim açısından önemliydi. Eski tarihli düzeltmeler geliyordu. Hani yeni bir karar değilmiş de eski kararın düzeltilmiş hali gibi. O bile bazı hakların kaybına neden olabiliyordu. Ama buna ilgili bir yazı hatırlıyorum ben. Hani yeni karar yayınlayın. Hani yani o karar iptal edildi, yeni karar yayınlayın diye. Alt kısımda zaten ona iş... Sercan Bey, evet. Alt kısımda hala onun paylaştığı bir Gümrük Ticaret Bakanlığı zamanından bir şey var. yazı var. Bilmiyorum orada sizin konu. Onu kastediyor olabilir belki. Aynı yazıdan bahsediyor olabiliriz. Diğer soru Mustafa Kemal Bey'in. Evet. Mustafa Bey merhabalar bu arada. Yakup soru aslında bizim kendi aramızda tartıştığımız bir soru. Yaşar Bey, bu arada biz bu konuyu kendimiz çok tartışıyoruz. Hani geri verme kaldırma mı başvuralım yoksa itirazı kayıtlı mı yapalım mı diye.
Evet Yakup, tam senin sorun, çünkü bizim çeliştiğimiz nokta, biz itirazi kayıda devam edelim diyoruz. Yakup, biz bazen doğrudan 211'i mi çalıştırsak, işte idarenin o yönde yönlendirmeleri de var. Sanki gümrük tekniği 211'e daha uygun gibi duruyor bazı durumlarda. Çünkü itirazi kaydın tam bir hukuksal şeyini bulamıyoruz mevzuatta aslında. Gümrük tekniği aslında sırf baktığınızda bir şey gibi. Hani 211, hani geri verme kaldırma başvurularıyla ancak hani o geri fazla ödenen verginin alınması konusu olmalı diye. Ama itirazi kayıt sistemine daha çelişiyor gibi. O zaman itirazi kaydın bir anlamı kalmıyor gibi. Evet, Mustafa Kemal Bey'in sorusu ben şimdi görebildim, okuyabildim. Yani evet, bu aslında biraz yine tartışmalı, netameli bir alan. Ama ihtirazi kaydın fonksiyonunu burada belki tartışmak lazım. İhtirazi kayıt dediğimiz şey aslında öz itibariyle beyanın bağlayıcılığı ilkesinin istisnasıdır. Yani kural olarak ben gümrük idaresinde veya vergi mevzuatında aynı şey. Benim kendim yaptığım beyanıma karşı, beyanıma göre hesaplanan vergileri ben itiraz edemem. Bu genel kuraldır. Beyanın bağlayıcılığı zaten. Ama tabii bazen bu haksız sonuçlara da yol açabiliyor. Nedir? Ben evet gerçekten 30.04'te sınıflandırılması gerektiğini düşünüyorum. Böyle beyan ettiğimde gümrük idaresi diyor ki bir dakika 33.07 olmalıydı diyor. Ek vergileri tahakkuk ediyor. Üstüne 3 katlı ceza uyguluyor. Şimdi burada canım yanıyor haliyle. Ama ben bunu 33.07 ile beyan ettiğimde itirazı kaydın olmadığını varsayıyoruz. Bu defa da ben aslında inanmadığım vergileri beyan ediyorum. Belki de haklıyım bu arada. Şimdi bu gibi şartlarda işte diyoruz ki itirazı kayıt diye bir müessese var. Yani nedir? Kişi aslında bir vergiyi beyan ediyor veya bir verginin unsurlarını beyan ediyor. Ama bu kendisinin serbest beyanı değil, kendi iradesinin sonucu değil. Bu aslında idarenin tazyikiyle yapılmış bir işlem. Dolayısıyla da itirazı kaydı koyduğu anda aslında o kendi beyanına göre hesaplanan vergilere karşı bir itiraz hakkı elde ediyor. İhtirazi kaydın fonksiyonu bu arada bu. Şimdi 242'nin önünü açıyor aslında. Siz itirazı kayıt koyduğunuz takdirde o beyanname ile ilgili olarak 242. madde kapsamında itiraz edebiliyorsunuz. İtiraz reddedildiği takdirde dava yoluna gidebiliyorsunuz. 211. madde ne diyor? Yersiz ödenen vergiler geri verilir veya kaldırılır. Tabii yersiz ödenen vergi kavramı biraz havada kalıyor. Bunun için doldurulması gerekiyor. Orada Danıştay'ın çok eski tarihli bir içtihadı birleştirme kararı var. Orada da der ki verginin yersiz ödendiği ve yanlışlıkla ödendiğinin çok açık, çok net belli olması gerekir der. Ve o içtihat halen devam ediyor bakıldığında. Danıştay da halen o yönde karar vermeye devam ediyor. Dolayısıyla şöyle bir noktaya gidiyoruz biz. 211. madde aslında daha işte yanlışlıkla ödenmiş, hesap hatası vesaire gibi işte ne, mesela kıymet konusu, malın bedeli 100 dolar ama ben bunu 1000 dolar diye beyan ettim. Çünkü gözetim var ama yargı onu şöyle algılıyor. Zaten satış bedeli olduğu Gümrük Kanunu 24. maddesi çok açık. Dolayısıyla da burada çok açık bir hata var deyip 211'i değerlendiriyor. Ama bahsettiğimiz Anayasa Mahkemesi kararı şunu söylüyor. Diyor ki burada bir gitip ihtilafı var. Elde bir ürün var. Bu ürün 0.07 mi sınıflandırılmalı? Ve bunu yapabilmek için de sizin işte kimyhaneye göndermeniz lazım, tahlil yapmanız lazım vesaire. Bunu yetersiz gördüğü için de yani 211 yolu etkin kullanılabilecek bir yol değildir. Daha dar kapsamlı bir yoldur şeklinde bir yorum var. Yani bakıldığında bu yorumda Danıştay'ın yıllardır uyguladığı yorum aslında paralel. Yani çok orada bir şey yok. Eleştiri konusu yapabileceğimiz. Ama işte dikkat etmek lazım. Ya yani orada firma geri verme kaldırma yerine değil de şeye başvursa, itiraza başvursa pekala sonuç alabilirdi belki. Hatta çok enteresan bir şekilde çok yakın bir tarihte ki seri halde aslında yaptığımız itirazi kayıtlar var ve peşinde itiraz yolunu işletiyoruz. İdare bize şöyle bu dönüyordu. Sizin
İşte burada itiraz yoluna gitmeniz gerekmiyor. Siz geri verme kaldırma yapmanız gerekir şeklinde itirazlarımızı reddediyorlardı. Biz onların önüne bu Anayasa Mahkemesi kararını koyuyoruz. Yani gerçekten siz ne diyorsunuz? Aslında yanlış yönlendiriyorlar bizi. Evet, bir de şey beyanın bağlayıcılığıdır. Yani oradan da gidiyorlar gibi. O da yanlış gibi sanki. Ama itirazi kayıtı çalıştıramıyorsunuz bu sefer. Hani gümrüklerde itirazi kaydı yapma, geri verme, kaldırmaya git demek çok işte doğru bir yaklaşım değil o anlamda. Evet. Muhtemelen hani Mustafa Kemal Bey de benzer durumları yaşadı ki hani o tecrübeyi paylaşıyor muhakkak. Hani şunu anlıyoruz biz. Yani gümrük idaresinin bir şekilde temel vergideki o itirazi kaydı kabul ediyor olması lazım. Hani uygulamaya da bunu yansıtıyor olması lazım. Aslında çoğu da yansıyor. Hani muhakkak orada birinin bir yaklaşımıyla belki böyle bir evrilme söz konusu ama tamamen tüm gümrükleri de sirayet etmiş bir durum yok. Çünkü benzer uygulamaları biz itiraz kayıtla davaya taşıyabiliyoruz bu anlamda. Diyelim. Bir geri gelen eşya ile ilgili bir soru var. Hemen alt tarafta. Ben baktım hızlıca. Yakup'u şey yapmadan. Öyle tamam, bir dava sana. Kararımız yok. Öyle söyleyeyim şu an elimizde. Onu söylemekte fayda var. Soruya. Bu ara Hale'nin paylaşmış. Hale'nin teşekkürler. Aynı yazıdan bahsediyoruz. İdare de aslında o yazıyı evet, kastediyor. Teşekkür ederiz Hale Hanım. Şu an başka sorumuz yok. Yaklaşık 2 saatlik bir zamanı da doldurmuş olduk. Sizlerin de söylemek isteyeceğiniz bir kapanış cümleleriniz varsa onları alalım. Sercan Bey, Yakup Bey. Önce Yakup değil. Yakup Bey lütfen. Yani bence çok keyifliydi. Biliyorum ben çok büyük keyif aldım. Yani çalışan, bu alanda çalışan birisi olarak halinde normal dedi böyle. Umarım faydalı olmuştur. Ne diyeyim? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Emek verdiğiniz, zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Sercan Bey. Evet. Yakup teşekkür ederiz. Gerçekten farklı bir alanla ilgili itiraf konusu zor bir alan. Gümrük daha da zor. Daha gerçekten çok fazla emek harcamak gerekiyor. Ama konu özel. Yani meraklılar için de çok, evet, çok özel bir alan. Evet, çok konu oldu. Evet. Vergi zaten hani vergiyle uğraşmak, hukuk açıdan uğraşmak, belki tax controversy çok kullanılır. Gümrük uyuşmazlığı konusu. Hani o alanlara uzmanlaşmak avukatlar açısından bence çok önemli bir konu. Yoksa avukatlık mesleği bize çok böyle borçları hukukuyla çok hakim, medeni hukukla hakim. Hani bu alanlar çok niş bir alan. O yüzden bu alana yönelmekte fayda var. Bizler de şu an öyle bir uzun süredir aslında biz planlıyorduk. Yakup'un avukat olmasıyla beraber gidelim istedik. İlerliyoruz. Bu ara tabii yarın 19 Mayıs özellikle gümrük muhafaza memuru oğlunun vapura binip ülkeyi kurtarmaya vapurla hareket ettiği evet. Günde yarın bir Samsun olarak da 19 Mayıs bizim de önemli. Bir gümrükçü olarak da Ali Rıza Efendi'nin bir gümrük muhafaza memuru olmasından dolayı evet. Ayrıca mutluyuz. Bu anlamda gurur duyuyoruz. Gümrükler sen bir bakış açısını burada kullanmaya geliyoruz. Evet. Hem Mustafa Kemal Atatürk'ün hem de silah arkadaşlarını bile sevgiyle, özlemle andığımızı da burada ifade etmek istiyorum. Herkese bayramını kutluyoruz. Teşekkür ederiz sizleri de. Çok teşekkür ederiz. Değerli katılımcılar, hepinize çok teşekkür ederiz. Bir anket bıraktık chat kısmına. Bizi oradan değerlendirseniz çok memnun kalırız. Uluslararası Ticaret Ağı'nın düzenleyeceği bir sonraki webinarlarda görüşmek üzere. Sercan Bey, Yakup Bey çok teşekkür ederiz. Farklı konularda tekrar görüşmek ümidiyle yarınki bayram için de hepinize kutlu olsun. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi akşamlar.